Herkese günaydın, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. İyi bir gün geçirmenizi temenni ediyor. Öyle açıyoruz uyandırma servisini. Gelin derhal bakalım başlıklar halinde neler olmuş, neler bitmiş memlekette görelim. Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı muammasını ortadan kaldırmak üzere Türk ve Suud makamlarının kurduğu ortak çalışma komisyonu faaliyetlerine dün başladı. Dün Suud konsolosluğunun kapıları açıldı. Polis, olay yeri inceleme ve adli tıp uzmanları konsolosluğa girdi. Sabaha kadar aramalar devam etti. Aşağı yukarı yarım saat 40 dakika kadar önce bu araştırma, olay yeri incelemesi devam etti. Sabaha karşı görevliler oradan ayrıldı. Neler çıktı oradan? Ona birazdan detaylarıyla bakacağız. Ve Amerikan CNN televizyonu Cemal Kaşıkçı muammasıyla ilgili çok önemli bir iddia ortaya koydu. CNN televizyonunun ortaya koyduğu iddia şu ki Suud makamları Cemal Kaşıkçı'nın sorgusu sırasında ters giden bir şeyler olduğunu, o sırada Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini kabullenmeye hazırlanıyor. Ona birazdan bakacağız. Ve bu arada tabii Amerikan Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı soruşturmasıyla doğrudan ilgileniyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu görevlendirdi. Pompeo evvela Suud'a, ardından da Türkiye'ye gelecek. Onlara da birazdan yakından bakacağız. İçişleri Bakanlığı 259 muhtarın terör örgütleriyle bağlantısını tespit etti. Önce onlara görevden el çektirdi. Şimdi haklarında soruşturma başlatıldı. Onlara da birazdan yakından bakacağız. Ve iç siyasette yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. İttifak gündemiyle bütün siyasi partiler şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek ve Cumhur İttifakı hangi şartlarda devam edecek, onun prensipleri ortaya konacak. Uyandırma servisi başladı efendim. Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı muammasını çözmek üzere Türk ve Suud yetkililer bir komisyon kurmuşlardı. Ortak çalışma grubu o çalışmalarına başladı. Dün gece akşam saatlerinde, daha doğrusu Suud konsolosluğunda incelemeler başladı. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının üzerinden neredeyse 15 gün geçti. En son Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken görüntülenen Kaşıkçı'nın akıbeti için Ankara ve Riyad ortak ekip kurulması yönünde anlaşmıştı. İşte o ekip incelemelerine başladı. Ekipler Levent'teki başkonsolosluğa gelmeden önce öğle saatlerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Konsolosluğa gelen ilk ekip ise Suudiler oldu. Beklenen ekip an itibariyle Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Uzun süredir bekleniyorlardı ve şu anda konsolosluk binasına giriş yapıyorlar. Sayabildiğimiz kadarıyla 5-6 araç şu anda siyah camlarıyla birlikte, içinde emniyet yetkilileri var. Terör şube, asayiş şube ve kriminal şube ekipleri şu anda içeri giriş yapıyorlar ve günlerdir gelişleri bekleniyordu. Onların içerideki aramaları, araştırmaları, incelemeleri son derece önemli olacak ve belki de soruşturmanın seyri tamamen değişecek. Araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan 11 kişilik ekip bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi. Polis, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin gelişi öncesi başkonsolosluk binasına çıkan yollara emniyet şeridi çekti. Binanın önündeki bekleyişlerini sürdüren yerli ve yabancı basın mensupları da şeridin dışına çıkarıldı. 17.45'te Arap yetkililerden, Suudi yetkililerden oluşan heyet gelmişti, 11 kişilik ekip. Şu dakikalarda ise İstanbul Emniyetine bağlı kriminal laboratuvarına bağlı ekipler de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geldi. Ortak çalışma grubunda yer alan Türk ekip de saat 19.20 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Binaya giren heyete bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı başkanlık ediyor. Ekipte çok sayıda olay yeri inceleme uzmanı bulunurken adli tıp uzmanları da yer alıyor. Türk ve Suudi ekipler hem konsolosluk içinde hem de bahçede kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair delil aradı. Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü. Ve kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı muammasını
ortadan kaldırma ilişkinin ortak çalışma grubunda yer alan Türk polisinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki çalışması sabaha karşı bitti. Aşağı yukarı yarım saat 40 dakika, hadi bir saat önce diyelim, polisler Suudi Konsolosluğundan ayrıldı. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolmasından 13 gün sonra önemli bir gelişme yaşandı. Ortak çalışma grubunda yer alan Türk polisi dün akşam arama ve inceleme için konsolosluğa girdi. 9 saat süren incelemelerin ardından Türk polisi gece yarısı konsolosluktan ayrıldı. Türk ve Suudi yetkililerinin Kaşıkçı olayının aydınlatılması için konsolosluktaki gece mesaisi gece yarısına kadar devam etti. Türkiye heyeti Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak için Suudi Arabistan Konsolosluğunda geniş kapsamlı inceleme yaptı. İstanbul Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer aldı. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler her tarafı didik didik aradı. Konsolosluk binasının yanı sıra bahçe ve çatı katı da titizlikle arandı. Olay Yeri İnceleme Polisi konsolosluk çatısında da inceleme yaptı. Çatıya çıkan polisin bol bol fotoğraf çektiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları mavi ışık yöntemini kullandı. Polis mavi ışıkla olası kan izi aradı. Kuvvetli bulguların elde edildiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Polisin olay yeri incelemesi 9 saat sürdü. Saatler 4.30'u gösterirken Türk polisi Suudi Konsolosluğundan ayrıldı. Öte yandan olayla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu ilk toplantısını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Yaklaşık 15 kişiden oluşan Suudi heyeti toplantının sonunda 10 ayrı araçla emniyetten ayrılarak konsolosluk binasına gitti. Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin muammanın konsolosluktaki incelemelerin ardından aydınlatılması bekleniyor. Şimdi tabii bir iddia geldi. CNN bu iddiayı dillendirdi. Suud makamları CNN'in iddiasına göre Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabullenme yazılıyor. Ama nasıl? Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabullenecekler ama Kaşıkçı'yı öldürmek niyetiyle değil, sorgulamak niyetiyle yapılan uygulama sırasında bazı şeylerin ters gittiğini, bu sırada Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurmaya hazırlanıyor Suud makamları CNN'e göre. Televizyon iddiasını iki farklı kaynağa dayandırdı fakat isim vermedi. Buna göre Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu içerisinde yapılan sorgulama sırasında hayatını kaybetti. Suudi yönetimi de olaya dair bir rapor hazırladı. O raporda Kaşıkçı'nın elçilikte sorgulama sırasında öldüğü kabul edilecek. Kaşıkçı'nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu bilgisi paylaşılacak ve bazı kişiler olaydan sorumlu tutulacak. CNN'e göre rapor, gizli operasyona müdahil olanların üst birimlerden gerekli izni almadan bu operasyonu yaptığı yönünde bir sonuca bağlanacak. Buna bir de not ekleyeyim. Bu dinlediğiniz CNN'in iddiasıydı. Bir de aynı saatlerde El Cezire televizyonunun iddiası vardı. El Cezire televizyonu da Türk polis kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre diye başladığı analiz haberinde şöyle diyordu. Türk polisi içeride cinayet işlendiğine dair çok ciddi delillere ulaştı. Hatta El Cezire'nin iddiasındaki ana ifade şu. Her ne kadar Suud Konsolosluğu bütün izleri temizlemeye çalışsa da Türk polisi Suud Konsolosluğu içerisinde yaptığı inceleme sırasında içeride bir cinayet işlendiğine dair çok önemli delillere ulaştı diyordu El Cezire televizyonu. Bunu da bu bloğun arkasına not olarak eklemiş olalım. Amerikan Başkanı Donald Trump meseleye dahil olmuş durumda. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını çözmesi için görevlendirdi. Mike Pompeo evvela Suud'a gidecek, ardından da Türkiye'ye gelecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşmüştü.
Trump, telefon görüşmesi sonrasında Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun kayıp gazeteci Cemal Khashoggi için düzenleyeceği Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye geleceği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da çarşamba günü Amerikalı mevkidaşıyla bir araya gelecek. Ve Cemal Khashoggi hakkındaki tartışmalar sürüyor. Washington Post yazarı Cemal Khashoggi hakkında Amerikan Başkanı Donald Trump da Suud Kralı ile görüştü. Görüşmenin detaylarını Amerikan Başkanı Donald Trump açıkladı. Buna göre Suudi Kral bir cevap bulabilmek için Türkiye ile yakından çalışıyoruz dedi. Kral, Khashoggi'ye ne olduğu konusunda bilgisinin bulunmadığını söyledi. Amerikan Başkanı meseleyi görüşmek üzere Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan'a gönderecek. Trump bir açıklamada Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptı. Yine Suudi Kral'ın bilgi sahibi olmadığını söyledi. Bu kez çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Khashoggi'yi öldürenler serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir ifadesini kullandı. Suudi Arabistan Kralı bir gece önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yapmıştı. Bir açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Bakan Jeremy Hunt, hiçbirimiz ne olduğunu bilmiyoruz ancak olanlar kesinlikle Suudi Arabistan'la ilgili dedi. İngiliz bakan, Suudilerin soruşturmada tam bir işbirliği göstermesi gerektiğini söyledi. Ve bütün dikkatler Suud Konsolosluğu'na çevrilmişken İran'ın Atina ve Paris Büyükelçiliği'ne yapılan saldırılar sonrası başkent Ankara'daki İran Büyükelçiliği'nde de hareketli dakikalar yaşandı. İran istihbaratından gelen bir saldırı ihbarı üzerine bir anda panik ortamı oluştu. Fakat daha sonra bu ihbarın asılsız çıktığı öğrenildi. Büyükelçilik önünde gidiş tek yönlü kapatıldı. Çevrede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde hareketli dakikalar yaşandı. Saldırı ihbarı üzerine harekete geçen polis bir kişiyi gözaltına aldı. Ankara, İran Büyükelçiliği önündeki güvenlik tedbirlerini arttırdı. Nedeni ise İran'ın Atina ve Paris Büyükelçiliklerine yapılan saldırılar sonrası gelen bir istihbarat bilgisiydi. Emniyet, İran istihbaratından gelen saldırı ihbarı üzerine harekete geçti. Saldırı ihbarını alan polis, İran Büyükelçiliğine giden caddeleri trafiğe kapattı. Araçlar diğer güzergahlara yönlendirildi. Cadde giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Büyükelçiliğin bulunduğu caddede kuş uçurtmayan polis, şüphelendiği bir kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin İran uyruklu olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancila ile ortak basın toplantısını düzenledi. Cumhurbaşkanı Romanya'nın FETÖ darbesi sonrası Türkiye ile işbirliğini işaret etti ve unutmuyoruz dedi. Romanya'nın önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin başkanlığını alacak olmasına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemiz için bir fırsattır diye konuştu. Türkiye ile Romanya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yıl dönümü. İlişkilerimiz 2011 yılından bu yana stratejik ortaklık düzeyindedir. Romanya ile yakın ilişkilerimizin en önemli sütununu güvenlik işbirliğimiz teşkil ediyor. Roman makamlarının ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı bugüne kadar sürdürdükleri işbirliğinin devam etmesini özellikle bekliyoruz. Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya'da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Roman makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. İlişkilerimizin önemli bir boyutunu ise şüphesiz ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturmaktadır. 2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz ve ikili yapmış olduğumuz görüşmede de bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim anlaştığımız şu anda bir karardır ve inanıyorum ki taraflar, tüm bakanlıklar atacağımız adımlarla bunu başaracağız.
15 binden fazla Türk firması Romanya'da bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. İş adamlarımızın Romanya'daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Ve bir kez daha Romen iş adamlarını da ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Romanya'nın önümüzdeki yılın başında başlayacak Avrupa Birliği dönem başkanlığı ilişkilerimiz açısından önemli bir fırsattır. Sayın Başbakan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmeden hemen önce ülkemizi ziyaretinden özellikle memnuniyet duyuyorum. 2019 yılının ilk yarısında Romen dönem başkanlığıyla Avrupa Birliği ile yakın bir çalışma ilişkisini tesis edeceğiz. Sayın Başbakan'la bu konuda atılabilecek adımları gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmede ele aldık. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da konuştu. Türkiye'nin Ağustos ayında tarihin büyük saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı. Başka bir ülkede olsa çok daha büyük bir kriz yaşanırdı dedi. Albayrak Türkiye ekonomisini enflasyon ve faiz prangasından da kurtaracağız diye konuştu. Ağustos ayında yaşanan süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maruz kaldığı ekonomik saldırıdır. Hacmi, derinliği, koordinasyonu. Eylül ayı. 12 Eylül darbesinde dahi muhatap olmadığı ekonomik operasyonlara Türkiye maruz kaldı. Ama o günler geride kaldı. Oluşturulan bu spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye 2023 zirvesinde konuştu. İstanbul'un yeni havalimanında düzenlenen programda konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların boyutunu anlattı. Olumsuz havanın dağıldığını söyledi. Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya olduğu tüm bu spekülatif ataklarla herhangi sıradan bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasına düşerdi. Ama elhamdülillah atılan adımlar ve tüm bu spekülatif ataklara karşı hayata geçirilen aksiyon planları ve süreçleri doğru teşhis eden, ayakları yere basan rasyonel bir orta vadeli program, yeni ekonomik programla birlikte Türkiye her bir paydaşın çok daha güçlü bir şekilde güvenini kazanacak bir süreci başarıyla ortaya koydu. Bu dönemdeki oluşan olumsuz hava dağılmaya güçlü bir şekilde başlamış. Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Ve cari açık meselesi. Türkiye uzun yıllar sonra Ağustos ayında 2.6 milyar dolarlık bir cari fazla vererek önemli başarıya da imza attı. Şimdi daha yoğun bir şekilde cari açığı kalıcı olarak bitirecek, dışa bağımlılığı kalıcı olarak azaltacak, özellikle sanayide katma değerli teknolojik ürün üretimini ve ithal ara girdilerin yerleşmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesinde sıra. Bakan Albayrak geçtiğimiz hafta başlatılan enflasyonla topyekün mücadele programına olan ilgiyi anlattı. Süreci seferberliğe benzetti. Bu destekler adeta bir seferberliğe dönüştü. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz. Bakan Albayrak enflasyondaki iyileşmeyle birlikte yıl sonu hedeflerinin yakalanacağını söyledi. Yeni hal yasasının yakında meclise geleceğini hatırlattı. Komisyonculuk tarihe karışacak dedi. Vatandaşın artık satın aldığı ürünü cep telefonunda indirdiği bir uygulama sayesinde macerasını, hikayesini takip edebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi artık satın alınan meyve ve sebzenin üreticisinin üretim tarihi, yeri, üreticiden tüketiciye kadar ulaşan bütün hikayesi cep telefonuna tek tıkla geliyor. Kurda yaşanan dalgalanmayı fırsata çeviren, sattığı ürünlere zam üstüne zam yapanlara karşı
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir hamle geldi. Sebze meyvede fiyat artışını denetlemek için hal kayıt sistemi hayata geçti. Tüketiciler artık marketten aldıkları meyve sebzelerin tarladan sofraya fiyatı ne kadar artmış görebilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamanın ismi Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması. Uygulamayı açtığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Ardındansa barkod okutacağınız kısım geliyor. O kısmı tıkladıktan sonra hemen niteliğini öğrenmek istediğiniz ürünün barkodunu okutuyorsunuz ve ardından o ürünün bilgisi geliyor. Mesela İsmail Göçer isimli kişi üretmiş. Antalya'nın Korkuteli ilçesinden bu domates yola çıkmış. Tabii fiyatlarına bakalım. Tüccardan alış fiyatı, yani halden alış fiyatı 3.3 lira. Bu markete geliş fiyatı 3.75 lira. Hemen dönelim buradaki fiyatına bakalım. Tam 4 lira 99 kuruş. Sadece sebzede geçerli değil bu uygulama. Halden ne çıkıyorsa, hangi sebze ve meyve çıkıyorsa onların özelliklerini ve fiyatlarını öğrenmek mümkün. Hemen uygulamamı açıyorum tekrar. Burada elma var. Satış fiyatı 5 lira 99 kuruş. Uygulamamın yine barkod kısmını açıyorum. Barkodu okutuyorum. Ve hemen öğreniyorum burada. Niğde'de üretilmiş bu elma. Niğde'nin merkezinde bir gıda şirketi üretmiş. Fiyat bilgilerine bakıyorum. Halden 2 liraya alınmış. Sonrasında markete 2.6 liraya satılmış. Marketteki fiyatı ise 5 lira 99 kuruş. Tıklıyoruz buraya. Sonra getiriyoruz. Bu barkodu okutuyoruz. Bu domatesi kim üretmiş? Nerede üretmiş? Sonra hangi hale satmış? Ve alış, satış ve markete geliş fiyatını görüyoruz. Nasıl uygulama? Çok güzel bir şey. Yani size telefonunuza yükleyip aslında bunun nereden üretildiğini, ne kadar üretildiğini... Tabii kullanılabilir, yararlı olur. Çünkü mesela sebzenin üzerindeki barkodu okutuyoruz. Tamam. Her şeyi söylüyor. Çok güzel yani, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun sebep olandan. Siz de yükler misiniz bu uygulamayı? Tabii yapacağız. Şimdi ilk yapacağım bir şey o. Elinizde bir yanda cep telefonu, bir yandan da elma dolduruyorsunuz. Evet. Bir uygulama geldi bugün. Gazetelerde haberini okumuştum. Onu bir aplikasyonu vardı. Onu indirdim. Bir onu deniyorum acaba. Onu test ediyorsunuz. Aynen öyle. Peki ne var uygulamada? Hal kayıt sistemi mobil uygulaması. Hani ürün acaba nereden gelmiş? Onları merak ettiğim için. Baktınız peki nereden gelmiş? Şimdi bakacağım, istiyorsanız beraber bakalım. Evet, bakalım. Kolay bir uygulama sanırım. Aynen, indirdim. Sadece barkodu okutuyorsunuz ve nereden? Niğde, Altunhisar'dan gelmiş. Peki fiyat bilgileri var mı? Evet, onları da karşılaştırıyorum. Aynen. Satışı orada. Evet, 3.20. Tezgahtaki fiyatı da bu. Normal diyorsunuz. Bence normal. Bu sayede tüketici satın aldığı meyve sebzenin nereden alındığını ve diğer tüm bilgilerini kolaylıkla öğrenebilecek. Meyve sebzenin elektronik ortamda takibi alınması için hayata geçirilen hal kayıt sistemi akıllı telefonlar üzerinden kullanılabiliyor. Tabii şu anda bütün bu uygulamalara üretici baktığı zaman, hani tarlasından domatesi ilk çıkartan vatandaş baktığı zaman, keşke o sistemde benim tarlamdan çıkan rakamı da görebilseydik diyor. Onu da belki bir sonraki versiyonunda, bir sonraki sürümünde onu da görürüz. Çünkü asıl zaten merak ettiğimiz konu o. Yani bu fiyatlar işte 4 lira 5 lira falan gibi fiyatlara baktığı zaman üreticiler, vallahi bizim tarladan çıkarken rakamlar böyle değildi diyorlar. Hani o hale gelene kadar ki macerasını da merak etmiyor değiliz taze sebze meyvenin, onu da söylemiş olalım. Yerel seçimlerde ittifak tartışmaları devam ediyor. Herkesin gözü tabii Cumhur İttifakı'nda, tıpkı 24 Haziran'da olduğu gibi devam edecek mi? Taraflardan gelen açıklamalar, heyetler arası görüşmeler son derece önemli. Fakat herkes bu görüşmeye kilitlenmişti. Erdoğan ve Bahçeli bugün bir araya geliyor. Yerelde ittifak zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampı sonrası Macaristan ziyareti sonrasını işaret etmişti. Erdoğan'ın programının yoğunluğu sebebiyle o görüşme geçen hafta yapılamadı. AK Parti ve MHP kurmaylarının bir yandan görüşmelerini sürdürdüğü yerel seçimlerde ittifak zirvesinin tarihi sonunda netleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün öğleden sonra saat 14'te bir araya gelecek. Erdoğan ve Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin 29 Mart 2019 yerel seçimlerinde nasıl bir yol haritası çizeceklerinin ana hatlarını konuşacak.
Ve CHP-HDP arasındaki flörtleşmeye bakacağız şimdi de. HDP eş başkanı Sezai Temelli 24 Haziran'daki ittifakıyla kendilerini meclise sokan CHP'ye güç birliği yapalım, yan yana gelelim teklifinde bulundu. Terörün siyasi kolu HDP 24 Haziran'daki ortağı CHP'ye yerel seçimler için yine yeşil ışık yaktı. Buradayız efendim. Buradayız. HDP eş başkanı Sezai Temelli Van'da partisinin toplantısında konuştu. 24 Haziran'da yapılan ittifakla kendilerini meclise sokan CHP'ye seslendi. Herkesin bu güç birliğini yapması gerektiğine inanıyorum. Eğer bunu yaparsak, yan yana gelmeyi sağlayabilirsek, halklarımız yan yana geldiğinde bir adayı işaret ediyorsa o aday işte en doğru aday. O yüzden bırakıp halkımız rehberimiz olur. HDP'nin amacı kazanmak değil, karşı tarafın başarısının önüne geçmek. Bunu da eş başkan Sezai Temelli itiraf etti. 24 Haziran'daki gibi ikinci tura taşıma anlayışıyla harekete geçelim dedi. 24 Haziran'da topyekun muhalefet olarak eksikliklerimizden dolayı, stratejilerimizdeki hatalardan dolayı eğer 24 Haziran'ı ikinci tura bırakamamışsak, şimdi gelin bu yerel seçimleri bir ikinci tur anlayışıyla hayata geçirelim. CHP'nin terörün siyasi sözcüsü HDP'nin ittifak çağrısına cevabı ise merak konusu. Cumhuriyet Halk Partisi İş Bankası'ndaki %28 hissesinin Atatürk tarafından partiye başlanan bir miras olarak görüyor. Peki tarih sahiden de böyle mi? İş Bankası'nın kuruluşuna döneceğiz. Hangi şartlarda kurulduğu, ana sermayesinde hangi paralar var? Gelin ona bakalım birlikte. Yıl 1919. Yüzlerce yıllık bir imparatorluğun külleri yeni bir Türk devletine gebe. Emperyal devletler son imzanın atılmadığı bir paylaşım belgesini tanzim telaşında. İşgal altındaki İstanbul'dan ayrılan bir vapur var. Son durağı Samsun. Sultan Vahdettin'in 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal'e verdiği görev çok mukaddes. O sırada Anadolu'dan çok çok uzaklarda, Bombay'da da bir telaş vardı. Hindu Müslümanlar hilafet sancağı düşmesin diye çabalıyordu. 20 Mart 1919'da Merkezi Hilafet Komitesi kuruldu. Bundan sadece 5 gün önce Yunan kuvvetleri İzmir rıhtımına çıktı. Anadolu'nun işgali başlamıştı. Merkezi Hilafet Komitesi en büyük eylemini Londra'da yaptı. Büyük bir mitingle işgali kınadı. Hareketi Hindistan Müslümanlarının önderi 3. Ağahan'la Londra İslam Cemiyeti Başkanı Emir Ali organize ediyordu. Dönemin İngiliz Başbakanı Lloyd George komiteden bir heyeti kabul ederek görüşmek zorunda kaldı. Aynı heyet Paris Barış Konferansı görüşmelerinde de lobi faaliyetleri yürüttü. Komite Hintli Müslümanlardan toplanan yardımlarla 3 fon kurdu. Amaç Anadolu'nun parçalanmasını önlemek ve hilafeti korumaktı. 1923 Ekim'ine kadar Ankara'ya toplam 329.774 altın sterlin gönderildi. Bunun 122.000 sterlinlik meblağı bizzat Gazi Mustafa Kemal'e ödenmişti. Amaçları hilafetin korunmasıydı. Bu hususta 1923 yılında Ağahan ve Emir Ali Ankara'ya bir mektup yazdı. Ancak o mektup İnönü ve Atatürk'e ulaşamadan gazetelerde yayınlandı. Bizim hürmetle önerdiğimiz şey, Sünni dünyasının dini başkanlığının şer'i kanunlarla uyumlu olarak eksiksiz olarak devam etmesidir. Bizim görüşümüz halifeliğin prestijinin herhangi bir şekilde azalması veya Türkiye'nin siyasi kurumundan bir dini faktör olarak tasfiye edilmesi, İslam'ın dağılması anlamına gelecektir. Hintli Müslümanlardan gelen bu yardımın bir kısmı Kurtuluş Savaşı'nın finanse edilmesinde kullanıldı. Mustafa Kemal kalan miktarı Osmanlı Bankası'na yatırdı. Ardından da 250 bin liralık bu miktarı İş Bankası'nın kuruluşu için kullandı. Banka 9 Eylül 1924'te resmen açıldı. CHP geliri Türk Tarih ve Dil Kurumu'na verilmek kaydıyla İş Bankası'ndaki %28 hissesini Atatürk'ün partiye mirası olarak görüyor.
Oysa bu miras Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel mirası değildir. Bu miras Hintli Müslümanların Türk milletinin faydasına kullanılması için Mustafa Kemal Atatürk'e emanet ettiği bir mirastır. CHP de bu mirası devraldığı dönemdeki parti değildir. Gazeteci Nedim Şener bugünlerde bir tweet savaşının tam ortasında kaldı. CHP ve HDP'ye ver yansın ederken kenardan oyuna giren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kontenjanıyla siyaset yapan ismi Mehmet Bekeroğlu akıl almaz. Belki de hani böyle iftiranın sınırlarını zorlayan bir ithamda bulundu. Öyle ki hani cezaevlerinde polis görev yapmadığı halde bunu da daha evvel işte söz konusu komisyonlarda görev yapmış olduğu halde bilmediği ortaya çıktı. FETÖ'cü polisler cezaevinde Nedim Şener'e türlü işkenceler yapmışlardır gibi çeşitli imalar da içeren bir saldırı tweet'i attı Mehmet Bekeroğlu. Bunun üzerine tabii daha fazla karıştı ortalık. Bu karışan ortalık aynı zamanda bir dönem FETÖ kumpasıyla beraber cezaevinde kaldıkları Ahmet Şık'la Nedim Şener'i de karşı karşıya getirdi. Ondan olmayan medya baskı altındaydı. Ya ondan sonra Sayın Erdoğan'la nasıl yalnız kaldığını gördük. Bakın şunu söylüyorum. 17-25 Aralık'tan sonra Erdoğan'dan başka bunun mücadelesi yapan hiç kimse olmadı. Nedim Şener, Türkiye'de FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran, bağlantılarını deşifre eden, gerçeğin peşinde koşan onurlu gazetecilerden biri. Ve gerçeklerin peşinde koştuğu için sık sık FETÖ'nün saldırısına uğradı. 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin baskını sırasında bizzat direndi. Kumpas sonucu hapis yatan Şener FETÖ'ye vurdu. Ama iki ayrı noktadan eş zamanlı saldırıya uğradı, tweet savaşı başladı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu, Şener'e FETÖ kumpasıyla hapis yattığı yılları hatırlattı. Belden aşağı vurmaya çalıştı. Biz makinayız, robot değiliz arkadaşlar, insanız. Seviyesini ortaya koydu. Bekeroğlu, bir dostum aradı. İçeride FETÖ'cü polisler Nedim Şener'e işkence ettiler, kötü şeyler yaptılar dedi. Seni anlıyorum, senin için daha bir şey yazmayacağım diye tweet attı. Herkes iftiranın kaynağı kim, Bekeroğlu'nu kim aradı acaba diye merak ederken bu kez HDP kanadından bir tweet geldi. İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere... Bu kez topu devletine seri katil diyen, iftira atan HDP milletvekili Ahmet Şık aldı. Nedim Şener'e saldırı mesajlarını attı. Şık'a göre Nedim Şener gazeteci kılığındaki tetikçiydi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi de karanlıkta bırakılmıştı. Gazeteci Nedim Şener, sosyal medya üzerinden kurulan CHP-HDP ittifakı saldırılarına anında yanıt verdi. Devletine seri katil diyen HDP'li Ahmet Şık'a, aklını kinin ve nefretinin esiri edip PKK yerine devlete terörist, FETÖ'ye cemaat, 15 Temmuz'a kontrollü darbe demeseydin seninle konuşacak bir şeylerimiz olurdu diye yanıt verdi. İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehalet... Bekeroğlu'na ise 17-25 Aralık kumpası sonrası FETÖ'cülerle nasıl kol kola yürüdüğünü hatırlattı. FETÖ'cülerin masasüsü Bekeroğlu, onları savunma karşılığı olarak mı o sofralara oturdun diye yazdı. Sosyal medyada tweet savaşı sürerken bu kez İP'li Lütfü Türkkan'ın hakaretvari mesajı ortaya çıktı. Gazeteci Nedim Şener yaşananları, Millet İttifakı, bunlar dağılmıştı. Demek benim üzerimden tekrar bir araya gelecekler. Hayırlısı sözleriyle paylaştı. Bu arada bu Mehmet Bekeroğlu'nun tabii belden aşağı vurmaya çalıştığı o hani açıkça iftira olan o Twitter mesajına Adalet Bakanlığı'ndan da cevap geldi. Adalet Bakanlığı Nedim Şener'in cezaevinde herhangi bir işkence ya da kötü muameleye maruz kalmadığı, bu yönde bakanlığa ya da ilgili kurumlara herhangi bir şikayet gitmediği, virgül, burası çok önemli, zaten cezaevlerinde polislerin de görev yapmadığı bildirildi. Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamada ne diyordu Mehmet Bekeroğlu? Az önce Twitter mesajını ekranda gördük. FETÖ'cü polisler içeride çeşitli işkenceler yaptılar, kötü şeyler yaptılar diyordu. İçeride polis bile olmadığından aslında hani Mehmet Bekeroğlu'nun iddiası baştan aşağı ithamı diyelim
ya da saldırısı, suçlaması baştan aşağı zaten fiyasko da. Asıl tabii o belden aşağı saldırısına sebep kendisini yönlendiren kim bilmiyoruz. Bu haberde tabii bir de eksik var. O da şu, tabii Mehmet Bekeroğlu'nu deliye döndüren aslında Nedim Şener'in yayınladığı bir kare fotoğraf. O da 2015 yılında, yani FETÖ ile mücadelenin en tavan yaptığı dönemde. Şu anda FETÖ'den kimi firari, kimi içeride olan, FETÖ'cülerle beraber çekilmiş olan işte kadim dostlarla beraberiz başlığıyla verilmiş o fotoğrafıydı. Orada da Mehmet Bekeroğlu işte aralarında Tarık Toros'un da olduğu, geçenlerde biliyorsunuz İngiltere'de Akın İpek'in yanında görüldü kendisi. Mustafa Ünal'ın, işte diğer Abdülkadir, Abdurrahman neydi işte o Samanyolu'nun Ankara temsilcisi, onun olduğu böyle bir masaya oturmuş. Kadim dostlarla iftarı bekliyoruz diye tweet atmıştı. O fotoğrafı hatırlatınca aslında Mehmet Bekeroğlu bir anlamda çileden çıkmış oldu. Neyse, o tarafa birazdan tekrar döner bakarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha FETÖ tehdidine, tehlikesine dikkat çekti. Külliye'de müftülerle bir araya gelen Erdoğan, küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz dönemde izledi. Devletin zirvesi kontrollü darbe söylemini hatırlattı ve FETÖ üzerinden CHP ile ABD'yi eleştirdi. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık. Ve bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik. Dedi ve FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Bir kez daha uyardı. Tüm bu çabalarımıza rağmen tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Küçük cihattan şimdi büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyedeki 35. il müftüleri toplantısında konuştu. FETÖ bir sebep değil, arzi bir sistemin ürettiği sonuçtur. FETÖ milletiyle kavgalı, vatandaşına tepeden bakan, kendi insanını ötekileştiren çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Erdoğan, FETÖ'ye en büyük destek 12 Eylül ve 28 Şubat döneminde verildi dedi. Ardından önce ABD, sonra CHP'ye yüklendi. Bunu biz Amerika'nın yetkililerine söylemedik mi? Söyledik. Bütün dosyalar, klasörler hepsini anlattık. Ama bu işin nerelerle bağlantılı olduğunu anlamamız açısından bunu özellikle söylüyorum. Olay o kadar çıplak değil. Destekler, kimler bunların arkasında duruyor, bunu göstermesi bakımından önemli. Bunların 15 Temmuz sonrasında da kontrollü darbe söylemleriyle örgütü himaye etmeyi sürdürmeleridir. Erdoğan müftülere de çağrıda bulundu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu işaret etti. İsim vermeden Adnan Oktar ve örgütünden örnek verdi. Güneydoğu'da, Doğu'da çok daha farklı bir çalışmanın içerisine girmemiz şart. Ve buraları boş bırakamayız. Din alimlerimizin ön plana çıkmadığı durumlarda neler olduğunu hepimiz gördük, yaşadık. Bizim hocalarımız İnisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kaldı. Cumhurbaşkanı camiler açık kalsın vurgusu da yaptı. Özellikle kadınların ve gençlerin camiden uzak kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Camilerimizi sosyal ve beşeri hayatın tekrar merkezine oturtacak projeleri devreye almalıyız. Camiden çevreye yayılan bir çevrecilik anlayışı. Özellikle gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin ve çocuklarımızın camilerden daha fazla istifade edebilecekleri imkanlar oluşturmalıyız. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ağır darbe vuruldu. 9'u pilot, 36 şüphelinin ankesörlü ve kontrollü telefonlar aracılığıyla FETÖ yöneticileriyle iletişime geçtiği tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizli kalmaya çalışan FETÖ'cülere ağır bir darbe daha vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı çalışanı 9'u pilot, 36 kişi gözaltına alındı. Türkiye, FETÖ ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.
İhanet örgütüne yönelik son soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gizli kalmaya çalışan FETÖ'cüler tespit edildi. Şüpheliler adım adım takip edildi. Telefon konuşmaları titizlikle incelendi. İlişkileri mercek altına alındı. Kripto FETÖ'cülerin örgütün yöneticileriyle ankesörlü ya da kontrollü telefonlarla iletişime geçtiği tespit edildi. 33 üsteğmen ve 3 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde düğmeye basıldı. Şafak baskınlarıyla şüpheliler gözaltına alındı. 9'u pilot 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyette sorguya alındı. Geçen hafta çok sayıda köy korucusu görevden el çektirilmiş, haklarında soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra da İçişleri Bakanı'nın masasına 400 tane muhtarın ismi kondu. Bunlar da terörle irtibatlı, iltisaklı olabilir diye. O soruşturmada 259 muhtarın terör örgütüyle bağlantısı tespit edildi. Muhtarlar görevden el çektirildi. Haklarında soruşturma başladı. Terör örgütleriyle irtibatı tespit edilen 259 muhtar görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı terörle etkin mücadele kapsamında köy ve mahalle muhtarlarını mercek altına aldı. Şüpheli muhtarların ilişkileri, aile bireyleri, bölgesel bağlantıları titizlikle incelendi. Terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilen şüpheliler için harekete geçildi. 103 köy ve 156 mahalle muhtarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla görevden uzaklaştırıldı. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Ve İçişleri Bakanlığı terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftalık bilançoyu açıkladı değerli izleyiciler. Geçen hafta 25 terörist etkisiz hale getirilmiş. Açıklanan rakamlara göre terör örgütlerine yardım yataklık yapan 848 kişi de gözaltına alınmış. Teröristler yine kaçacak delik aradı. Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen hafta havadan ve karadan 2912 operasyon gerçekleştirildi. 25 terörist etkisiz hale getirildi. 20 silah ve 22 el bombası ele geçirildi. 35 sığınak, mağara ve barınak yerle bir edildi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan 848 kişi gözaltına alındı. Terör örgütlerinin para kaynakları da kesiliyor. 4402 zehir taciri ve kaçakçı yakalandı. Sosyal medyadan terör propagandası yapan 176 kişi hakkında işlem yapıldı. Mehmetçiğin Münbiç'te terör örgütü PKK-PYD'ye karşı devriyeleri devam ediyor. Silahlı kuvvetler terör örgütünün hendeklerinin bulunduğu bölgeye İdeni'ye yaklaştı. İşte o görüntüler. Bir yandan ABD ile koordineli devriyeler sürüyor. Bir yandan da ortak devriye için eğitim devam ediyor. Münbiç'teki mutabakat yavaş da olsa ilerliyor. Mehmetçik zırhlı araçlar ve Türk bayrağıyla bölgede devriyeyi sürdürüyor. Artık PKK-PYD'li teröristlerin kontrol noktalarına 500 metre mesafedeler. O anlar işte böyle görüntülendi. Mehmetçik, teröristlerin hendekler ve kum yığınlarıyla çevrelediği bölgelere iyice yaklaştı. Terör örgütü Münbiç'in çevresine kazdığı hendekler ve kum yığınlarıyla kendince önlem alıyor. Ancak Fırat'ın batısından tamamen çekilmesi kaçınılmaz. Fırat'ın batısı teröristlerden temizlendikten sonra ise sıra doğusuna gelecek. Ve İdlib'deki silahsız hatta ikinci aşamaya geçilecek artık. Ağır silahlardan arındırıldığı bölge. Şimdi sıra Türk ve Rus askerlerinin koordineli devriyelerinde. Muhalif gruplar ise silahları çekip ateşkese uymalarına rağmen temkinli davranıyor. Onlardan biri de Türkmen Dağı'ndaki gruplar. Soçi'de Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatında kritik eşiğe ulaşıldı. Silahsız hattın oluşturulması, ağır silahların buradan çekilmesi için 15 Ekim'e kadar süre tanınmıştı. Gelen haberler ve açıklamalar sürecin planlandığı şekilde yürüdüğünü gösteriyor. Bundan sonraki aşama Mehmetçik ve Rus askerlerin devriye gezmeye başlaması. Anlaşma İdlib'deki muhalif grupları umutlandırdı ancak hala teyakkuzdalar çünkü rejimin yeniden saldırmayacağına güvenemiyorlar. Özellikle de Türkmen Dağı'nda.
Bölgedeki Türkmen muhalif gruplar ellerindeki köyleri korumak için mücadele veriyor. Rejimin saldırılarının aralıklarla da olsa zaman zaman sürdüğünü söylüyorlar. Tek umutlarının Türkiye olduğunu belirtiyorlar. Bölgedeki 80 kadar köy ve mezrada 260 bin Türkmen yaşıyordu. Çoğu rejimin saldırıları sebebiyle göç etmek zorunda kaldı. Türkmen muhaliflerse 2 yılı aşkın süredir ormanlık arazinin yüksek kesimlerinde nöbette. Hava saldırılarına karşı tüneller ve sığınaklar inşa ettiler. Bölgenin ellerinde kalan kısmını korumaya çalışıyorlar. Rejimin zaman zaman yaptığı karadan saldırılara anında karşılık veriyorlar. Bizim taraftan ateşkes oldu. Esad tarafından ateşkes olmadı. Soçi anlaşmasına uyarak onlar da ellerindeki ağır silahları silahsız attan çıkardı. Rejim birlikleri 1 kilometre mesafede. Türkmen muhalifler 24 saat nöbet tutuyor. Karşı taraftaki hareketliliği adım adım izliyorlar. Ateşkes döneminde ise eğitime ve kendilerini güçlendirmeye ağırlık veriyorlar. Çünkü rejimin bir gün yeniden şiddetli şekilde saldırmasından endişe ediyorlar. Mutabakatla ateşkes emri oldu ama biz önlemlerimizi her şarta karşı hazırlıklı yaptık. Yani tünellerimiz olsun, askeri eğitimlerimiz olsun, her şeye hazırlıklıyız inşallah, yani herhangi bir askeri saldırıya. İdlib'deki mutabakat asıl sorunun kan dökülmeden çözülmesine zemin hazırlayacak. Buysa terör örgütü PKK-PYD'yi rahatsız ediyor. Çünkü taraflar Fırat'ın doğusuna eğilme imkanı bulacak. Esed rejiminin Dışişleri Bakanı da bunu doğruladı. Bundan sonraki hedeflerinin Fırat'ın doğusunda Amerikan destekli terör örgütü PKK-PYD'nin kontrolündeki bölgeler olacağını söyledi. Bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Fırat'ın doğusunda kabul edilemez şeyler oluyor dedi. ABD'nin teröristleri bölgede devletleştirmeye çalıştığını söyledi. Türkiye de uzun zamandır aynı meseleye dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki zirvede buna değinmişti. İran da aynı zirvede Fırat'ın doğusu için ortak hareket edebileceklerini söylemişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib ve Münbiç'e dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Romanya Başbakanı Dancila'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan silahtan arındırılmış bölgeden ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlanmasına ilişkin soru üzerine Akar, planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız dedi. Türkiye ve ABD arasındaki Münbiç mutabakatına da değinen Hulusi Akar, ortak eğitimin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirterek ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ziyaretinin ardından Irak hükümetinden önemli bir hamle geldi değerli izleyiciler. Türkiye ile sınır güvenliği üzerine yapılan güvenlik protokolü onaylandı. Irak Türkiye ile güvenlikte işbirliğine gidiyor. Önemli bir yasal adım atıldı. Sınır güvenliğine ilişkin işbirliği protokolü Irak hükümeti tarafından onaylandı. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden geldi. İşbirliği protokolüne ilişkin detaylar verilmedi. İki ülke arasında sınır güvenliğine ilişkin koordinasyon öngörülüyor. Irak sınır güvenliğini muhafızlarla sağlıyor. İşbirliği protokolü Irak topraklarından Türkiye'ye terör tehdidini engellemeyi hedefliyor. Yani PKK terör örgütü ve diğerlerinin Irak topraklarından Türkiye'ye sızmalarını ve saldırılarını önlemeyi planlıyor. Özetle Irak sınır güvenliği protokolü üzerinden Türkiye ile terörle mücadelede işbirliğine gidiyor. Protokol Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bağdat ziyaretinden birkaç gün sonra onaylandı. Çavuşoğlu da o ziyarette terörle mücadelede Irak hükümetiyle birlikte hareket edeceklerini söylemişti. Irak'ın toprak bütünlüğüne ihlal değildir, saldırı değildir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Bundan sonra bu mücadeleyi de hükümet kurulduktan sonra Irak hükümetiyle birlikte yapacağız. İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü sürüyor. Bu sefer öğrencilerin okuma haklarını gasp ettiler. Batı Şeria'daki bir okulu kapattılar. Okullarına ulaşmak isteyen 120 öğrenci yaralandı. Batı Şeria'daki Nablus kenti burası. İsrail polisi acımadı. Okulu kapattı, tepki gösterenlere müdahale etti. Bir gün bizi yiyorlar ama bu sefer daha fazla.
İsrail'in Filistinli çocukların eğitim hakkını gasp etmesindeki bahane askerlere taş atmalarıydı. Eğitim hayatlarına devam etmek isteyen yüzlerce öğrenci ve veli protesto için toplandı. İsrailli güvenlik güçleri protestolara izin vermedi. Filistinlilere saldırdılar. 120 öğrenci yaralandı. Okulun bulunduğu köyü meclis başkanı Ömer Üveysi de kolundan yaralandı. Batı Şeria'dan bir zulüm haberi daha geldi. İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etti. Askerlerden ölen ya da yaralanan olmadı. Filistin hükümetindense konuya ilişkin açıklama gelmedi. Filistinlilere zulüm Mescid-i Aksa provokasyonlarıyla da sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisinden milletvekili Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Polis eşliğinde Fas kapısından Harem-i Şerif'in avlusuna girdi. Avluya giriş sebebini ise İsrail Meclisi'nin açılışını kutlama şeklinde ifade etti. Yehuda Glick aynı zamanda haham. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen milletvekillerinin de öncüsü sayılıyor. İzmir'de 22 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada dün 5 gözaltı vardı. Kamyonun kazadan önceki son görüntüsü de kameralara bakın nasıl yansıdı. Düzensiz göçmenlerin paralarını alıp umut tacirliği yapıyorlardı. O kirli şebeke İzmir'de 22 göçmenin öldüğü kazayla ortaya çıktı. İzmir Emniyeti kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın ifadelerinden yola çıkarak 3'ü Suriye uyruklu, 2'si Türk, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 22 kişiye mezar olan kamyonun feci kazadan kısa bir süre önce görüntüsü ortaya çıktı. Kamyonun otoyol gişelerinden geçtiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hurda'ya dönen kamyon 7 Emin deposuna kaldırıldı. Kamyonun kasasında kalan can yelekleri dikkat çekti. Kazada yaralanan Irak uyruklu göçmenlerin tedavileri ise devam ediyor. Türkiye'nin en büyük tıp kongresi İç Hastalıkları 20. kez toplandı. İç Hastalıkları Kongresi'nde Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Kerim Güler. Şimdi muammasını çözmek üzere Türk ve Suud makamları tarafından belirlenen ortak çalışma komisyonu dün akşam ilk çalışmasını yaptı. Olay yeri incelemeciler, adli tıpçılardan oluşan bir heyet Suud konsolosluğuna gitti. Sabaha kadar inceleme yaptı. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolmasından 13 gün sonra önemli bir gelişme yaşandı. Ortak çalışma grubunda yer alan Türk polisi dün akşam arama ve inceleme için konsolosluğa girdi. 9 saat süren incelemelerin ardından Türk polisi gece yarısı konsolosluktan ayrıldı. Türk ve Suudi yetkililerinin Kaşıkçı olayının aydınlatılması için konsolosluktaki gece mesaisi gece yarısına kadar devam etti. Türk heyeti Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak için Suudi Arabistan konsolosluğunda geniş kapsamlı inceleme yaptı. İstanbul Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer aldı. Konsolosluk içinde araştırma yapan polisler her tarafı didik didik aradı. Konsolosluk binasının yanı sıra bahçe ve çatı katı da titizlikle arandı. Olay Yeri İnceleme Polisi konsolosluk çatısında da inceleme yaptı. Çatıya çıkan polisin bol bol fotoğraf çektiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları mavi ışık yöntemini kullandı. Polis mavi ışıkla olası kan izi aradı. Kuvvetli bulguların elde edildiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Polisin olay yeri incelemesi 9 saat sürdü. Saatler 4.30'u gösterirken Türk polisi Suudi konsolosluğundan ayrıldı. Öte yandan olayla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu ilk toplantısını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Yaklaşık 15 kişiden oluşan Suudi heyeti
Toplantının sonunda 10 ayrı araçla emniyetten ayrılarak konsolosluk binasına gitti. Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin muammanın konsolosluktaki incelemelerin ardından aydınlatılması bekleniyor. Ve Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden bir çağrı var. Aile Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyon kurulmasını istedi. Kaşıkçı'nın yazarları arasında olduğu Washington Post'ta yer alan açıklamada İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolduğundan bu yana iki haftadır irtibat kuramadığımız babamızın akıbeti hakkında çelişkili haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz ifadesi yer aldı. Ailenin travmaya uğradığı ve bu acılı dönemde bir arada bulunmanın hasreti içinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Babamızın bize aşıladığı güçlü ahlaki ve hukuki sorumluluk bizi onun ölümünün araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yapmayı zorunlu kılıyor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygı duyan herkese minnettarız denildi. Bu arada tabii yani Kaşıkçı'nın ailesinden kastedilenin kim olduğu, bu açıklamanın Washington Post'a kim tarafından iletildiği, kurulsun denilen uluslararası bağımsız ve tarafsız komisyondan ne murad edildiği konusu henüz muğlak. Sadece elde Washington Post'a yer alan o iki paragraflık haber var. Dolayısıyla da hani çünkü biliyorsunuz başka iddialar da vardı. Yani Cemal Kaşıkçı'nın başka aile fertlerinin de dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli suikastlere kurban gittikleri iddia ediliyordu. Doğrulatılmayan bilgiler arasında. Dolayısıyla da hani şimdi tam da böyle bir atmosferde Washington Post'a bir anda Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyiz biz diye birilerinin ortaya çıkıp böyle bir açıklama yayınlatmış olması konusu da herhalde bu soruşturmanın içerisinde bir kez daha değerlendirilecektir. Çünkü bunu bir de şununla beraber değerlendirmek lazım. Aynı şartlarda Cemal Kaşıkçı ile beraber Büyükelçilik, özür dilerim, konsolosluk binasının önüne gelen nişanlısının da Amerika tarafından kendisine yapılan daveti kabul ettiği dün yazılmıştı. Bütün bunları, yani bu değişkenleri bir arada değerlendirmekte belki de fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ konusundaki uyarılarını bir kez daha yükseltti. Külliyede müftülerle bir araya geldi. Küçük cihattan büyük cihada geçtiğimiz dönemdeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim. Biz de geç kaldık. Ve bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik. Dedi ve FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Bir kez daha uyardı. Tüm bu çabalarımıza rağmen tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz. Küçük cihattan şimdi büyük cihada geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyedeki 35. il müftüleri toplantısında konuştu. FETÖ bir sebep değil. Arzi bir sistemin ürettiği sonuçtur. FETÖ milletiyle kavgalı, vatandaşına tepeden bakan, kendi insanını ötekileştiren çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Erdoğan FETÖ'ye en büyük destek 12 Eylül ve 28 Şubat döneminde verildi dedi. Ardından önce ABD sonra CHP'ye yüklendi. Bunu biz Amerika'nın yetkililerine söylemedik mi? Söyledik. Bütün dosyalar, klasörler hepsini anlattık. Ama bu işin nerelerle bağlantılı olduğunu anlamamız açısından bunu özellikle söylüyorum. Olay o kadar çıplak değil. Destekler, kimler bunların arkasında duruyor, bunu göstermesi bakımından önemli. Bunların 15 Temmuz sonrasında da kontrollü darbe söylemleriyle örgütü himaye etmeyi sürdürmeleridir. Erdoğan müftülere de çağrıda bulundu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu işaret etti. İsim vermeden Adnan Oktar ve örgütünden örnek verdi. Güneydoğu'da, Doğu'da çok daha farklı bir çalışmanın içerisine girmemiz şart. Ve buraları boş bırakamayız. Din alimlerimizin ön plana çıkmadığı durumlarda neler olduğunu hepimiz gördük, yaşadık. Bizim hocalarımız
inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalır. Cumhurbaşkanı camiler açık kalsın vurgusu da yaptı. Özellikle kadınların ve gençlerin camiden uzak kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Camilerimizi sosyal ve beşeri hayatın tekrar merkezine oturtacak projeleri devreye almalıyız. Camiden çevreye yayılan bir çevrecilik anlayışı. Özellikle gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin ve çocuklarımızın camilerden daha fazla istifade edebilecekleri imkanlar oluşturmalıyız. FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına ağır bir darbe vuruldu. 9'u pilot, 36 şüphelinin ankesörlü ve kontrollü telefon soruşturması kapsamında iletişime geçtiği tespit edildi. Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda gözaltı vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizli kalmaya çalışan FETÖ'cülere ağır bir darbe daha vuruldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı çalışanı 9'u pilot 36 kişi gözaltına alındı. Türkiye FETÖ ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. İhanet örgütüne yönelik son soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gizli kalmaya çalışan FETÖ'cüler tespit edildi. Şüpheliler adım adım takip edildi. Telefon konuşmaları titizlikle incelendi. İlişkileri mercek altına alındı. Kripto FETÖ'cülerin örgütün yöneticileriyle ankesörlü ya da kontrollü telefonlarla iletişime geçtiği tespit edildi. 33 üsteğmen ve 3 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde düğmeye basıldı. Şafak baskınlarıyla şüpheliler gözaltına alındı. 9'u pilot 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyette sorguya alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 2 gün önce kendince sosyal medyada oyunlar yaptı. İşte size CHP adayımızı tanıtıyoruz falan filan diye bir video yayınladı. İşte CHP'nin İstanbul adayı falan videosu. Peki o video genel merkezin bilgisi dahilinde mi yayınlandı, soru bu. O video CHP genel merkezinde çünkü bir rahatsızlığa yol açtı. Dün bu rahatsızlık da CHP içerisinde yüksek sesle dile getirildi. Propaganda süreci, o propaganda süreci içinde de böyle bir ne derler buna, bir reklam taktiği izleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun adayımız İstanbul videosu CHP'de gerilimi beraberinde getirdi. İddiaya göre Kaftancıoğlu adayımız İstanbul sloganını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine sormadı. O iddia CHP sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak reklam taktiği dedi. Günün ilk çayı, ilk yudumu yeni başlangıçların. Bizim adayımız sensin Çaycı Gökhan. Cuma günü Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacağını duyurdu. Duyurunun ardından İstanbul'a kimin aday gösterileceği merakla beklendi. Açıklama saati geldiğinde İstanbul'u anlatan bir video gösterildi. Videonun sonunda da bir isim değil, adayımız İstanbul yazısı belirdi. İstanbul, bizim adayımız sensin. Canan Kaftancıoğlu'nun bu hamlesinden de genel merkezin haberinin olmadığı, hatta rahatsızlık yarattığı konuşuldu. İddialar MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Propaganda süreci, o propaganda süreci içinde de böyle bir ne derler buna, bir reklam taktiği izleniyor. Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul hamlesini parti yönetiminden izin alıp almadığına dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Propaganda süreci, o propaganda süreci içinde de böyle bir ne derler buna, bir reklam taktiği izleniyor. Faik Öztrak'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları da vardı. Tüm hukuki ve siyasi adımları atarız. Bunun sonunda direnme hakkı da var. İnşallah o noktaya gelmeyiz. İçişleri Bakanlığı terör mücadelede son bir haftanın rakamlarını verdi. Geçen hafta 25 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan 848 kişi de gözaltına alındı.
Teröristler yine kaçacak delik aradı. Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen hafta havadan ve karadan 2912 operasyon gerçekleştirildi. 25 terörist etkisiz hale getirildi. 20 silah ve 22 el bombası ele geçirildi. 35 sığınak, mağara ve barınak yerle bir edildi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan 848 kişi gözaltına alındı. Terör örgütlerinin para kaynakları da kesiliyor. 4402 zehir taciri ve kaçakçı yakalandı. Sosyal medyadan terör propagandası yapan 176 kişi hakkında işlem yapıldı. Edirne'de polis mültecilere yönelik operasyon yaptı. Önceden bilinen adresler arasında yer alan apart, pansiyon ve metruk binalarda yapılan kontrollerde 150 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi semti kale içinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Uygulama ve kontrollerde lüks apartman dairelerinden metruk binalara, apart ve pansiyonlara kadar önceden belirlenen adreslere tek tek baskın yapıldı. Şüphelilerin pasaport, kimlik ve ikamet izni evraklarının kontrolleri gerçekleştirildi. Uygulamada aralarında kadınların da bulunduğu 150 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verdi. Evrakları eksik olan yabancı uyruklu 40 kişi Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde işlem yapılmak üzere gözetim altına alındı. İş güvenliği konusundaki bilinen söz bana bir şey olmaz. Fakat tabii öyle olmuyor o işler. Şu bana bir şey olmaz diye bir şeyin olmadığını artık kabullenmemiz lazım tüm milletçe. Karaman'da bir işçi işe başladığı gün çalıştığı inşaatın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. İlk iş günü hayatının son günü oldu. 13. kattan düştü, feci şekilde can verdi. Karaman'da yaşayan Mehmet Emin son gün bir inşaatta iş buldu. İşteki ilk günüydü. 13. katta malzeme asansörünü sökmeye başladı. Kaderin bir cilvesi olsa gerek, inşaat işçisi Mehmet Emin son gün soyadında olduğu gibi hayatının son gününü yaşadı. Asansörü binaya tutturan tellere ayağı takıldı, 13. kattan aşağı düştü, oracıkta can verdi. Son günün düştüğünü fark eden arkadaşları panik içinde yardıma koştu ama yapacak bir şey yoktu. İlk iş gününde yaşamını yitiren talihsiz işçinin bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardoğan Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. O kavga kameralarca saniye saniye kaydedildi. Sokakta birbirlerine girdiler. Kameraya yansıyan bu kavga can aldı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ortalık bir anda karıştı. Sopalar havada uçuştu. Kavganın büyümesi üzerine Mustafa, Abdülmecit ve Abdülhadi Nakkuş adlı kardeşler silahla vuruldu. Abdülhadi Nakkuş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan iki kardeşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır. Olay yerinde inceleme yapan polis, kardeşleri vuran zanlının yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Esenyurt'ta bir zehir taciri polis tarafından kısık bırak yakalandı. Şüpheli polisin kendisini serbest bırakmasını istedi. 50 bin lira rüşvet teklif etti fakat sonuç değişmedi. Üzerinde uyuşturucuyla yakalandığı polise 50 bin lira rüşvet teklif etti. İstanbul Esenyurt'ta emniyet güçleri şüpheli buldukları bir aracı durdurdu. Araçtan ve sürücünün üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Zehir taciri polisten kendisini serbest bırakmalarını istedi. Uyuşturucu satışından kazandığı parayı rüşvet olarak vermek istedi.
Şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti ve rüşvetten yasal işlem başlatıldı. Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ve 40 bin lira para ele geçirildi. İki ay önce meydana gelen sel felaketinde Ordunya'daki Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan köprü çökmüştü. 14 Eylül'de inşaatına başlanan köprü şimdi bir ayda tamamlandı. Oo, geri çek. Sel felaketinde büyük zarar görmüştü. Ordu'da taşkın sularının çökerttiği Cevizdere Köprüsü bir ay gibi kısa sürede tekrar yapıldı. 8 Ağustos'ta yaşanan selin ardından Ünye ile Fatsa arasında bulunan köprü üzerinde bulunduğu Kurna Deresi'nin taşmasıyla çökmüştü. 29 Ağustos'ta ihalesi yapıldı. 14 Eylül'de yenileme çalışması başladı. Bir ayda inşaatı tamamlanan Cevizdere Köprüsü tekrar trafiğe açıldı. Bölgede çift yönlü seyreden trafik tekrar rahat bir nefes aldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köprünün kısa sürede bitirilmesi talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bursa Osman Orhan Gazi'de bir adamla tanışacağız sizi. Abi seneler evvel sigarayı bırakmış. Sigarayı bırakmış, güle başlamış. Ne demek güle başlamak? Gidiyormuş, hatta artık onu tanıyanlar biraz da indirimli veriyorlarmış gülü. Gidiyormuş, gül satın alıyormuş. Saplarını kesiyor, ağzına atıyor, bütün gün ağzına gülle dolaşıyor. Akşam olunca da bozulmasın diye onu buzdolabında saklıyor. İşte Güllü Baba'nın hikayesi. İlk bakışta biraz garip gelebilir. Zira çoğu insanda sigara görüyoruz ama bu tonton dedemiz ağzında mis kokulu bir gülle geziyor. Devam edecek. Duramam. Gülü bırakamam ki. Ali Rıza Karan, Bursa Orhan Gazi'de yaşıyor. Gençlik yıllarında sigarayı bırakma kararı almış ancak ağzında bir boşluk hissetmiş. O da farklı bir çözüm yolu bulmuş. Ne yapayım derken yolda giderken bir gül ağacından geldi. O gül ağacından bir gül kopardım, ağzımı aldım. O günden beri tam bir gül tiryakisi olmuş. Yaz kış hep gülle dolaşıyor. Herkes ona gül dede diye sesleniyor. Ağzımda sarı gül var. Ya diyorlar gül dede, sana bu sarı yakışmıyor. Sen devamlı kırmızı gül kullanıyorlar. Karan'ın dolabında renk renk gülleri var. Haftada bir gül kullanıyor. 87 yaşındaki yaşlı adamı ilk defa görenlerse şaşıp kalıyor. Ya diyor bu yaşlı baba diyor bu güllerin hayat geçiriyor diyor böyle gidiyor. 60 senedir ağzından bir an olsun gülü düşürmeyen Karan ancak ölünce bırakırım diyor. Yalnız adamın ağzındaki gül bana şeyi hatırlattı. Seneler evvel CNBC'ye vardı, artık yok. Orada akşam 8'den sonra yayınlanan dizilerde, filmlerde falan sigarayı blurlamak yerine gül koyarlardı. Aynen öyle bir fotoğrafı vardı amcanın. O geldi aklıma ona bakınca. Anadolu'nun ilk kez kız öğrencilerden oluşan robot takımı gelecek yıl Kanada'da yapılacak olan uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edecek. Onlar Türkiye'nin gururu çünkü bayrağımızı uluslararası turnuvalarda temsil ediyorlar. Çorum'da Bahçeli Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri robot takımı kuruldu ve kısa sürede başarılı oldu. Hittite Angels adı verilen takım kızlardan oluşuyor. Şimdiye kadar Avustralya, Çin, Kanada, Meksika, Amerika'da yarışmalara katıldılar. Hittite Angels'ın bu yılki görevi çöp toplamaktı. Yazılımı ve tasarımı öğrenciler tarafından yapılan Hittite isimli robot, çöpleri veya kolileri hem belirli bir yere topluyor hem de nakledebiliyor. Kızlar takımı Türkiye'de düzenlenen turnuvada çeyrek finale yükseldi ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ben robotu kullanan driver'dım. Oranın ortamı çok farklı, çok eğlenceli bir yer. Formalarımızın isminin Hittite Angels olma sebebi ise hem Çorum'dan geldiğimizi belli etmek hem de aynı zamanda kız takımımız olduğumuzu belli etmek için. 19-22 Ekim'de İstanbul'daki finallere katılacak olan robot takımı 2019 yılında ise Kanada Quebec City'deki turnuvada Türkiye'yi temsil edecek. Tokat'ta gösteri yapan Bosphorus sirkinde renkli görüntüler yaşandı.
Akrobatlar, sihirbazlar büyük alkış aldı. Tatar yeğiyle yapılan gösteri ise nefes kesti. Tokat'ta heyecan zirveye çıktı. Tatar yeğiyle yapılan şov yürekleri ağza getirdi. Hüseyin Akbaş spor salonunda sahne alan Bosporu sirkine ilgi gösteren Tokatlılar heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşadı. Akrobasi şovlarında Etiyopya asıllı akrobatlar gösteri yaptı. Sirkte lastik kızlar, sihirbazlar, palyaçolarla akrobatlar alkış topladı. Tatar yayıyla yapılan gösteri sırasında adeta nefesler tutuldu. Oklar hedefini 12'den vurdu. Heyecanlı ve tehlikeli bir gösteri. Yalnız Türkiye'de bir tek ben yapıyorum bu işi. Yalnız eğitimini aldım bu işin. Sporcusuyum. Atıcılık sporcusuyum. Ondan kaynaklı biraz da daha rahatım tabii diğer insanlara göre. Ama tabii sonuçta tehlikeli bir spor yani. İstanbul Beykoz'da bir köpek kafasını bidona sokmuştu. Bir an için gördüler, sonra gözden kaybettiler. Köylüler haftalarca o köpeğin peşine düştü fakat ondan haber alamamıştı. Ta ki dün ortaya çıkana kadar. Ortaya çıktı. Beşinci ayın sonunda hala daha kafasında o bidon vardı. Köpek kurtarılınca nasıl mutlu oldu anlatamam size. Oyun oynuyordu, merakı başına bela oldu. Kafasını plastik bidonun içine soktu. Bir daha da çıkaramadı. Görüntüler İstanbul Beykoz'dan. Talihsiz köpek tam 5 aydır kafasındaki bidonla yaşıyordu. Yemek yiyemiyor, hatta rahat bir nefes bile alamıyordu. Zavallı köpeğin yardımına hayvanseverler koştu. Yaklaşık 20 kişilik bir grup köpeğin peşine düştü. Uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Bidon kesildi. Zavallı hayvan esaretten kurtuldu. Hadi, hadi, bırak hadi. Hadi, tamam. Bitti. Talihsiz köpek veterinere teslim edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uyku apnesi. Belki de siz de yaşıyorsunuz da farkında değilsiniz. Yani bütün gün böyle yorgunsanız, her kafanızı koyduğunuzda uyku hissi geliyorsa muhtemelen bu sorunla siz de mücadele ediyorsunuz demektir. Kayseri'de şehir hastanesinde bölgenin en büyük uyku laboratuvarı açıldı. Bakın uyku apnesini nasıl çözüyorlar. Yorgun ve bitkin oluyorum. Dinlenmemiş oluyorum. Evet. Siz hiç uyanıyor musunuz böyle nefesiniz durduğunda böyle boğulacakmış gibi nefes alamaz şekilde uyandığınız oluyor evet, mu? Evet, oluyor. Tek özlemleri derin bir uyku çekebilmek. Zira uykusuzluk tüm yaşamlarını alt üst ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan Kayseri Şehir Hastanesi'nde şifa arıyorlar. Uyku hastalıkları tanı ve tedavi merkezi, uyku apnesi ve uykuda nefes durma sorunları yaşayan insanlara 5 yıldızlı hizmet veriyor. Bölgenin en büyüğü olan laboratuvarda her ayrıntı dikkatli bir şekilde inceleniyor, kayıt altına alınıyor. Doktor Sevgi Arık Yüksel, iyi uykunun insan için vazgeçilmez olduğunu söylüyor ve kronik uyku sorunları yaşayanların mutlaka muayene olmasını istiyor. Çok uyuyorsunuz ama dinlenemiyorsanız, gündüz olup olmadık yerde uykunuz geliyorsa sizi uyku merkezimize bekliyoruz. Karşıyaka memleket sesleniyorum. Varna'dan işitiyor musun Mehmet diyordu Nazım Hikmet. Deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum dediği Mehmet'i dün kaybettik. Fransa'da yaşıyordu. Biliyorsunuz Nazım Hikmet'in aslında Mehmet diye bahsedilen bir Mehmet Fuat diye oğlu var denirdi. Fakat Mehmet Fuat Özoğlu değil, Özoğlu'ndan ayırt etmediği bir oğluydu. Fakat o nasıl Özoğlu, tek Özoğlu Fransa'da Mehmet Nazım'dı. Dün hayatını kaybeden de oydu. Şimdi bugün size göstereceğim. Dün gazetelerde ölüm ilanını görünce herkes dedi ki bir yanlışlık var bu işte. Yani adama bir ölüm ilanı verilmiş fakat ölüm ilanının üzerindeki fotoğraf Mehmet'e ait değil. Birine ait ama Mehmet'e ait değil. Yani en azından ona ait olmadığını biliyoruz çünkü adamı çok iyi tanıyoruz.
Adam Gary Cooper. Gary Cooper. Peki ne kadar yakın görebilirsin şunu? Şu küçük küçük ilanı. Bora. Evet, ilan bu. Fotoğrafta o. Gary Cooper. Fotoğrafı vardı. Hikaye bugün çıktı ortaya. Dün ben de Twitter'dan ilk bu ilanı gördüğümde bu işte bir terslik var. Yani ya bir karışıklık oldu ya da başka bir anlamı var bunun diye düşünmüştüm. Gazeteciler peşine düşmüşler. Yakışıklı veya daha başlıklı şu haber çıkmış ortaya. Haberi göster. Şair Nazım Hikmet'in ressam oğlu Mehmet Nazım Fransa'da 67 yaşında öldü. Yakınları yakışıklı lakaplı Mehmet Nazım'a ölüm ilanında hayranı olduğu Amerikalı oyuncu Gary Cooper'ın fotoğrafını kullanarak veda etti. Nazım Hikmet 1950'de Münevver Andaç'la birlikte yaşamaya başladı. Nikah kıymayan çiftin 51'de oğulları doğdu. Nazım Hikmet oğluna çok sevdiği üvey oğlu, bir önceki eşi Pirayel'in oğlu Mehmet'in ismini verdi. Ancak ölüm tehditleri yüzünden oğlu 3 aylıkken Türkiye'den kaçtı. Bir süre sonra Mehmet Nazım da annesiyle Fransa'ya yerleşti. Kendilerini bırakıp Rusya'ya iltica eden Nazım Hikmet'e kırgın olan Mehmet Nazım, babası hakkında hiç konuşmadı. Mehmet Nazım'ın ölüm haberini kendisi gibi ressam olan arkadaşı Utku Varlık duyurdu. Yakınları dün Hürriyet gazetesine ölüm ilanı verdi. İlanda Mehmet Nazım'ın vasiyeti üzerine Amerikalı aktör Gary Cooper'ın fotoğrafı kullanılmıştı. Gençliğinde onu Gary Cooper'a benzetirlermiş. Ama tabii asıl sebep o değil. Asıl sebep şu. Hep hayatı boyunca Türk medyasından uzak bir yaşam sürmeye çalıştı ve neredeyse hani seneler evvel bir işte Milliyet gazetesinde mülakatı çıktığını hatırlıyorum ben. Hep o mülakatı hani bir arşiv taraması yaptığınız zaman hep o gelir gözünüzün önüne. Onun dışında da çok fazla ne bir fotoğrafı vardır ne bir beyanatı vardır Türk medyasına yansıyan. Dolayısıyla o öyle kalsın da biraz istedi anladığım kadarıyla ya da yakınları. İşte gündüz WhatsApp'lar falan biraz hani öyle kalsın da istediler galiba. Vefat ya da taziye ilanında da fotoğraf kullanmadılar bizim anladığımız kadarıyla. Diyor ki Star Gazetesi, P'de bitmeden huzur gelmez. Suriye'de toprak bütünlüğüne dayalı siyasi çözümün önündeki tek engel, ABD destekli terör örgütü PYD'nin işgali. Suriyelilerin ülkesine dönmesi Fırat'ın doğusunun temizlenmesine bağlı. P'de bitmeden huzur gelmez. Suriye'de iç savaş 7. yılına girerken ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü PYD çözümün tek engeli haline geldi. Amerikan güdümüyle Münbiç'ten Deir ez-Zor'a kadar Suriye'nin yaklaşık yarısını işgal eden teröristler Türkiye'nin sınırları içinde tehdit oluştururken Kürtler dahil bölgenin yerel halkına zulüm ve işkence ediyor. Türkmen Kitle Partisi Genel Sekreteri İbrahim Yeso Münbiç'in %3'ü bile Kürt değil ama PYD yönetiyor. Arap Türkmen hatta Kürtler bile kaçarak ÖSO'ya sığınıyor. PYD temizlenmediği sürece Suriye'ye huzur gelmez dedi. Dünya Süryani Konseyi de sözde askeri konseyler kurup DEAŞ'la işbirliği yapıyorlar. Tehdit, adam kaçırma, cinayet, onlar da tepkini göstermiş. PYD bitmeden huzur gelmez. Peki PYD biter mi bitmez mi bilmiyoruz ama arkasındaki güç, motor güç kim? Şu haritaya yakından bakarsanız göreceksiniz. Bora bize haritadaki bayrakları gösterir. Gördüğünüz gibi her PYD dendiğinde bu bayraklar gelsin gözünüzün önüne. Çünkü PYD diye, PKK diye tek başına bir işte bağımsız, işte bölge halkının işte bağımsızlığını falan savunan, falan buradaki işte özgürlük hareketi falan filan diyebileceğimiz falan bir örgütten söz etmiyoruz. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi oluşturduğu milis gücü diyelim buna. Milis gücü de hafif kaçar gerçi yani. Kurduğu, terör örgütüyle kurduğu ittifaktır bu. PYD, PKK dediğiniz şey aslında bildiğiniz Amerikan örgütüdür. Sarıyla gördüğünüz yerler PYD'nin sorumluluk sahası. Hemen solundaki yeşiller Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde. Afrin ve İdlib'e kadar Halep'in batısı, Lastiğe'nin de doğusu. Ve diğer kırmızılar rejim kontrolündeki noktalar. Şurada ise bir DEAŞ bölgesi var. Şu andaki durum bu Star Gazetesi'nin
bugün manşetten yer verdiğim haber. Büyük cihat dönemindeyiz. Cumhurbaşkanı diyor ki büyük cihat dönemindeyiz. Dini istismar ederek körpe dimağları gözü dönmüş mankurtlara çeviren FETÖ ihanetine dikkat çekerek mücadele sürüyor fakat bitmedi dedi. FETÖ 40 yıldır bünyede sinsi bir şekilde büyümüş, vücuda bulaşmış, habis bir ruhdur. Hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Bu önemli. Bu haberi size şuradan göstereceğim. Bir yerde daha büyük görmüştüm ben bu haberi. Yeni Şafak'ta. Meydanı soytarılara bırakmayın. Kim bu soytarılar? Hurafeci cahiller. Televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor diyor. Muhtemelen televizyonlarda artık sazlı danslı program yapan soytarılar yok. Ve bir daha da inşallah olmayacak. Fakat hurafeci cahiller hala daha devam ediyor. O hurafeci cahiller de bir taraflara yaslanarak bir tarafların kendilerine güç verdiğini, destek verdiğini iddia ederek varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ama Cumhurbaşkanı müftülere diyor ki inisiyatif alın kardeşim, inisiyatif alın. Bırakmayın bunlara meydana. Adamların kendi kendine din yazmasına falan izin vermeyin. Bu çok açık. Adamların kendi kendilerine bir inanç sistemi kurmalarına falan, şu günahtır, bu yasaktır, bu yanlıştır, bunu elleme, buraya gitme, onu yapma, bunu etme falan. Ve tabii bunların bir kitlesi de var. Bunlar tabii neye dayanarak bunu söylediklerini de izah da edemiyorlar. Bizim Efendimiz öyle söylüyor. Efendimiz dediği de hani haşa huzurda Peygamber Efendimiz'den söz etmiyor yani. Kendine göre birisinden söz ediyor. Kral el koydu. Veliaht vitrinden alındı. Kral el koydu. Yeni Şafak manşeti. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail işbirliğiyle Orta Doğu'da karanlık ittifak kurup Yemen, Suriye ve Filistin'e el atan Suudi Veliaht Prensi Salman, İstanbul'daki Kaşıkçı cinayetiyle baltayı taşa vurdu. Ülke hem İslam dünyasında hem Batı'da bu cinayetle anılmaya başlandı. Suudi Kral Salman krize el koyarak veliaht oğlunu vitrinden geri çekti. Kral devreye girdikten sonra Kaşıkçı soruşturması ilerlemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayan Kral Salman bin Abdülaziz, ortak inceleme komisyonu kurulduğu için teşekkür etti. Kral ülkesinde Kaşıkçı'nın akıbetinin ortaya çıkarılması için soruşturma başlattı. İstanbul polisine başkonsoloslukta arama izni verildi. Şu işte İstanbul polisinin konsolosluğa girdiği fotoğraf. Dünyada dün akşam saatlerinde breaking news bu fotoğraf servis edildi. Çünkü bu tarihi bir andı. Dün bu fotoğraf çekildikten sonra size yorumumu söyleyeyim. Yani ilk intibam şuydu. Dedim ki yani buradan bir şey çıkmaz. 15 gün, 2 hafta olmuş neredeyse. Bütün deliller karartılmış. Oraya işte adli tıpçılar gelmiş gitmiş. Efendim işte bir takım temizlikçiler gelmiş. Duvarlar boyanmış, kapılar, kilitler değiştirilmiş falan. Yani hani oradan bir şey çıkabileceğini hiç tahmin etmiyorum. Zaten de Suud sınırlı izin verdi. Hani gözle inceleme yapabilirsiniz izin verdi. Olay yeri inceleme yapılamaz falan deniyordu düne kadar. Fakat hakikaten de kral devreye girdikten ve bu olayın sonuna kadar gidilmesini istiyorum dedikten sonra durum değişti. Bizim olay yeri incelemecilerimiz zaten dünyanın en iyilerinden. Bir söyleyeyim ben, İstanbul Emniyeti'ndeki olay yeri inceleme ekibi dünyanın en iyi ekiplerinden birisi. Bunu gururla söylüyorum. Sakın hiç kimse şey yapmasın yani. O eskiden Yeşilçam filmlerinde vardı. Olay biter, Türk polisi yetişir falan. Artık öyle değil o işler. Hakikaten de bu konuda çok uzman bir ekibimiz var. Türk polisi içerisinde. Fakat buna ek olarak olay yeri incelemecilerin yanında adli tıpçılar da girdi. Normalde ortada bir ceset yoksa adli tıpçılar hemen gelmezler. Yani cesetin izine göre ya da işte oradan çıkan bulguya göre falan hareket ederlerdi. Dün adli tıpçılar da vardı. Ve işte o mavi ışık, daha evvel başka takım büyük cinayetlerde falan da kullanılan mavi ışıkla falan girildi. El Cezire aynı dakikalarda şöyle bir haber geçti.
Son dakika. El Cezire Uluslararası Haber Kanalı şöyle bir haber geçti. Ne kadar temizlemeye çalışmış olurlarsa olsunlar, Türk polisi içeride bir cinayet işlendiğine dair sağlam delillere ulaştı diye haber geçti. Onun biz detayını bugün öğle saatlerinde muhtemelen öğreniriz. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Meydanı soytarılara bırakmayın. Başkandan din adamlarına kritik çağrı. Ortalıkta FETÖ elebaşı gibi şarlatanlar, hurafeci cahiller bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır ama biz de geç kaldık. Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik diyor Cumhurbaşkanı. FETÖ bir sebep değil, arzi bir sistemin ürettiği sonuçtur. Şayet 17-25 Aralık girişimi sonrası ana muhalefetin engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, emin olun 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu. Meydanı soytarılara bırakmayın. Arda 12,5 yıl hapis isteniyor. Bir mekanda şarkıcı Berkay'la kavga eden ve hastanede silahla ateş açan Arda Turan hakkında cinsel taciz, ruhsatsız silah bulundurmak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve kasten yaralamadan 12,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Peki bu dava boyunca tabii ki tutuksuz yargılama esas olsun ama herkes tabii şunu merak ediyor, yani gerçekten böyle bu kadar işte barda birinin burnunu kıran, peşinden hastaneye gidip elinde silahla oraya buraya ateş eden falan, hani taciz meselesi daha henüz iddia safhasında. Dolayısıyla taciz meselesi tüm boyutlarıyla araştırılacak. Gerçekten öyle bir sözlü taciz oldu mu olmadı mı? O konu değil ama görünürde başka bir tablo var. Birinin burnunu kırıyor bir barda, bir eğlence mekanında. Peşinden de belinde silahla hastaneye gidip orada silahını ateşliyor. Şimdi bu kişinin bu dava süresince tutuksuz yargılanması normal midir? Ya da diğer davalara bakarak bunu normal mi görmek lazım? Onu bilmiyorum. O konuda da kamuoyunda çok ciddi bir reaksiyon olduğunda söylemek lazım. Kemal Bey, senin arkadaş tutuklandı. Kim Kemal Bey'in arkadaş? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlar diyerek meşrulaştırmaya kalktığı terör yanlarından biri Atatürk büstüne saldırdı. Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan o PKK sempatizanı tutuklandı. Ne diyordu? Hani barikatlardaki arkadaşlar falan diyordu ya. O barikatları da kuran arkadaşlar, onlardan da rica ediyorum o barikatları kaldırsınlar falan diyordu ya. Şu, Kocaeli'de terör destekçisi Yusuf Sabah Atatürk büstüne önce saldırdı, ardından da hakaretler savurdu. Skandal olayı arkadaşı HC'de kayda aldı. İkili bir de marifetmiş gibi o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşınca 80 milyon ayağa kalktı. Harekete geçen ekipler sabah erken saatlerde yapılan baskınla Sabah'ı ve HC'yi kıskıvrak yakaladı. Çıkarıldıkları savcılık tarafından Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. PKK yanları cezaevine gönderildi. Bu gazetede, gazetelerde daha doğrusu yok. Bir haber daha var. Tam bu kişi hakkında adli tahkikat yapıldı. İşte hakkındaki suçlamalar belli. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tutukladı, cezaevine gönderdi falan. Bunlar işin zaten bir hukuk devletinde olması gereken tarafı. Yani muhtevasını konuşursunuz. Yani ne kadar ceza alır, ne kadar ceza istemiyle yargılanır, şu bu falan, onları konuşursunuz. Hukuk devletinin gereği de budur. Sonra alınan karar üzerine de tartışırsınız. Bu karar doğru olmuştur, yanlış olmuştur. Az ceza verildi, çok ceza verildi falan. Onu da konuşursunuz falan. Fakat bir görüntü var. O görüntü gerçekten de doğru olmadı. Bize yakışmadı. Bu çocuk karakola gittiği zaman bir polis memuru bunu Atatürk büstünün önüne geri götürüp orada işte istemediği şeyler yapmaya zorlamış. Tekme atıyor, zorla bir takım sözler söyletiyor falan, bir şeyler yaptırıyor falan böyle. Yani bize, yani bir hukuk devletine yakışmayan bir tablo, onu da söyleyeyim. Yani gerek yok zaten bunun cezası, yani hukuk devleti standartları içerisinde bizim, dediğim gibi sonunu tartışırsınız. Az oldu, çok oldu, gerek vardı, yoktu. Bu işte ceza verilmeye gerek vardı, yoktu. Bunlar ama siz şimdi
kendiniz yasayı, yargıyı, hukuku, şunu bunu falan bir kenara bırakıp gel şimdi Atatürk büstünün karşısına geç, tek ayak üstünde dur şimdi, bilmem şu marşı söyle falan filan, böyle tekme atmak falan, bunlar hakikaten yakışık almadı, onu da söyleyeyim. Gaziantep'te trafik kazası geçiren ve yaralı halde hastaneye kaldırılan Mahsen Bozkurt, bir şey yok denilerek evine gönderildikten 6 saat sonra hayatını kaybetti. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Bozkurt, tomografi raporunu inceleyen doktor tarafından taburcu edildi. Yaşlı adam yoğun ağrı hissettiğini söylese de karar değişmedi. Ailesi tarafından eve götürülen talihsiz adam yatağında can verdi. Bozkurt'un kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacakmış. Güneş Gazetesi'nin haberine göre. Ölüm ilanındaki fotoğrafın sırrı, az önce sizlere postadan aktarmıştık, Hürriyet Gazetesi'nde. İşitiyor musun Mehmet? Gary Cooper'ın fotoğrafını yayınlamışlardı. Bak ne diyor? Neden Gary Cooper'ın fotoğrafı ile verilmiş ilan? Şu paragraf önemli. Mehmet Nazım'ın bir diğer özelliği de ısrarla medyadan uzak durmasıydı. Hayatı boyunca ne bir röportaj vermiş ne de fotoğrafın çekilip kullanılmasına izin vermişti. Dostları da onun bu kararına saygı göstererek ölüm ilanında gençliğinde benzetildiği ünlü aktör Gary Cooper'ın fotoğrafını kullanmayı tercih etti diyor. Şu, 2004 yılında Ali Akay tarafından çekilen fotoğrafı, ressam Mehmet Nazım'ın. Aşağı yukarı son halleri de böyleymiş. Gary Cooper nasıl Mehmet Nazım oldu diye yazmış Hürriyet Gazetesi. Hürriyet'in manşetinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmelerde dövizden TL'ye dönüşün formülünü şöyle açıkladı. Örneğin 18 Şubat 2017 günü yapılan aylık 1000 dolar ödemeli bir sözleşme mevcut. Bu sözleşme 11 Ekim 2018 günü TL'ye dönerken 2 Ocak 2018 Merkez Bankası dolar kuru olan 3.77 baz alınıyor ve 1000 dolar karşılığı 3.770 TL bulunuyor. Bu kadar basit. Bu rakama ayrıca 2 Ocak 2018 yani 11 Ekim 2018 arasındaki TÜFE enflasyon oranı olan %17 yansıtılıyor. Yani yıllık yasal artış. O da 4.457'yi buluyor. Yani 2017'nin Şubat ayında yapılan bir sözleşmenin bugünkü karşılığı 4.457. O günkü kur, bugünkü enflasyon farkıyla beraber zamlanmış hali. Hadi bakalım. Şimdi bu tabii şuna zorlayacak. Sözleşmenin taraflarından biri, ne diyelim ki işte mülk sözleşmesi, kiralık işte iş yeri vesaire. Eski kiracıyı kapıyı gösterecek, yeni kiracıyı daha yüksek fiyatla, yani yenisine daha yüksek fiyatla mülkünü kiraya verecek. Böyle bir sonucu olacak. Çünkü bu tür müdahalelerin neticesinde herkes kendine göre başka bir çıkış yolu bulmanın hesaplarını yapıyor. Havva ve Muhammed Ö çifti hapis yatarsa belki kurtulur diyerek uyuşturucu bağımlısı oğulları A'yı polise ihbar etti. Gözaltına alınan A hakkında açılan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılınca anne baba pişman oldu. Mahkemeye dilekçe yazan Muhammed Ö, eşimle birlikte karar aldık ve uyuşturucu madde satıyor diye ihbar edersek cezaevine girer ve uzun süre yatınca uyuşturucudan kurtulur diye düşündük. Gerek oğlum gerekse biz yaptığımızdan dolayı pişmanız demiş. Çocuklarını ihbar etmişler. 30 yılla yargılandığını görünce de paniğe kapılmışlar. Faiz enflasyon prangasından kurtulacağız diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Türkiye Ağustos'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Eylül'de 12 Eylül darbesinde dahi görülmemiş ekonomik operasyonlara maruz kaldık. Bu spekülatif saldırıları büyük başarıyla ve beklenenden az hasarla atlattık. Enflasyonla mücadelenin meyvelerini Kasım ve Aralık ayında toplayacağız. Enflasyon ve faiz denen iki prangadan kurtulacağız diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sabah gazetesinin
manşeti değerli izleyiciler bu bugünkü. Gazetelerin ilk sayfaları böyleydi. İlk sayfalarda bu haberler vardı. Peki iç sayfalarda neler var? Gelin bir de ona bakalım birlikte. Mike Roman'la tanıştırayım sizi. 41 yaşında. Adamın ömrü pizza ile geçmiş durumda. Şaka değil. Amerika New Jersey'de yaşayan Mike Roman yemek zevki oldukça kısıtlı. Yemek seçen Roman 30 yıldır pizza ile besleniyor. Düğünü ve balayında bile sadece pizza yiyen Roman'ın kolesterol seviyesinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmış. İnsan başka bir tane daha hani ona diyorsun ki başka lezzetler de var dünyada. Evet, vejetaryen pizzalar var. Olur mu diyorsun, yani etler arasında da var. Doğru, ben sucuklu pizza yediğim gibi salamlı ve pastırmalı pizza da yiyorum. Pizza ile besleniyormuş 30 yıldır. Adama insan başka lezzetlerde olduğunu hatırlatmaz mı ya? Bak düğününde diyor, demek ki şu anda evli. Eşi de beceremediyse bunun yeme içme alışkanlıklarını şu adamcağızın vay haline. Başka ne var iç sayfalarda? Mike Roman. Bu hiç olmaz zannettiğiniz bir şey. Hani olmasa iyi olur dediğiniz şey. Adana'da olmuş. Şu adamın başına gelmiş. Market alışverişine giden bir sürücü aynı marka, model ve renkteki diğer müşteriye ait otomobili alıp gitti. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Adana Yüreğir'de 01NE054 plakalı otomobilin kontak anahtarı üzerinde bırakıp alışverişe gitti. Sahiden şunu merak ediyordum. Senin anahtar bu arabayı nasıl çalıştırdı diye merak ediyordum. Öbür abi anahtarı üstüne bırakmış. Bu arada tabii eski model arabaların birbirlerinin çalıştırması özelliği de vardı. Onu da hani zor da olsa bazı modeller birbirini çalıştırır. O Anadolular biliyorsunuz eskiden çay kaşığıyla bile çalışırdı. Şu Broadway'ler de demek ki hani öyle bir şey de varsa hiç şaşırtıcı olmaz. Ama bu seferki başka, hakikaten üzerine unutmuş anahtarı. Yani hiçbir şeyden mi şüphelenmedin kardeşim? İnsan bu kadar mı dalgınlık olur? Zaten bunlardan biri de Broadway, biri Spring mi? Tam ikisi de aynı modelde değil galiba. Ne diyor? Öztürk'ün otomobiline binip gitti. Marketten çıkan Öztürk ise aracını park ettiği yerde bulamayınca çalındığını düşünerek polise bildirdi. Polisler marketin güvenlik kamerası görüntülerinde Öztürk'ün aracıyla aynı marka, model ve renkteki başka bir araçla adamın gittiğini görmüşler. İşte yurdum insanının dalgınlığının başına neler açabileceği. Adam durup dururken hırsız olacaktı. Araba hırsızı olacaktı. Anahtarı üzerine bırakmak ne, onu da anlamış değilim açıkçası. Diğer bir haberimize geçelim. Adam başkasının arabasına binmiş gitmiş ya. Şuna daha karar veremediler İsviçreli bilim adamları. Her gün yeni bir kararla karşı karşıyayız. Dişlerimizi ne zaman fırçalayalım? Önce nasıl fırçalayalım vardı biliyorsunuz. Evvela yukarı aşağı, sonra sağa sola, sonra içe dışa. Ömrümüz nasıl güzel ve doğru diş fırçalanırla geçti. Şimdi yeni karar şu. Dişlerinizi kahvaltıdan kalkar kalkmaz hemen fırçalamayın. Ne zaman fırçalayalım abi? En erken yarım saat sonra fırçalayın. Bak ne diyor? Ağızdaki pH değerinin normal seviyenin altına düşmesine yol açan bakteriler, asitler, diş meyvesinin aşınmaya karşı falan filan neyse. Söz konusu 30 dakika sürermiş bunun normale gelmesi. İzmir'de yaşanan trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetmişti. Göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ve kazadan hemen önce kamyonun ölüme gidiş anı kameralara bakın nasıl yansıdı. Düzensiz göçmenlerin paralarını alıp umut tacirliği yapıyorlardı. O kirli şebeke İzmir'de 22 göçmenin öldüğü kazayla ortaya çıktı. İzmir Emniyeti kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın ifadelerinden yola çıkarak 3'ü Suriye uyruklu, 2'si Türk, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 22 kişiye mezar olan kamyonun feci kazadan kısa bir süre önce görüntüsü ortaya çıktı. Kamyonun otoyol gişelerinden geçtiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hurda'ya dönen kamyon 7 Emin deposuna kaldırıldı. Kamyonun kasasında kalan can yelekleri dikkat çekti.
Kazada yaralanan Irak kuyruklu göçmenlerin tedavileri ise devam ediyor. Sevgili seyirciler, Yemen'de 3,5 yıldır devam eden iç savaşta 10 binden fazla insan öldü. Şiddet ve harap olan altyapı büyük bir insani dramı da ortaya çıkardı. Yemen'de çocuklar uzun zamandır açlıktan ölüyor. Yemen'in güneyindeki Aden burası. Hastanede en çok görülen vaka yetersiz beslenen çocuklar. 8 yaşındaki Enise de onlardan biri. Bir deri, bir kemik. Bu görüntüsü 2 yıldır düzenli beslenememesinin sonucu. Çünkü yiyecek bulamıyor. With the very severe malnutrition I have found here, they are suspected for sepsis and more likely to die. These patients are more likely to die. She's 10.1 kg. She must be 15. Yemen zaten Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesiydi. 3,5 yıldır da iç savaşın pençesinde. Bir yanda hükümeti devirmeye çalışan İran destekli Husiler, diğer yanda hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon. Karşılıklı bombalamalar, katliamlar, bir de bundan fayda sağlayıp büyüyen terör örgütleri el birliğiyle ülkeyi büyük bir çöküşe sürüklediler. Yemen kelimenin tam anlamıyla yokluk ülkesi. Halkın %80'i insani yardıma muhtaç. Para yok, tarım yok, altyapı, temizlik yok. Olansa bolca yokluk, salgın hastalıklar ve açlıktan ölen çocuklar. Ölümün kıyısına gelen binlercesi de cabası. İnsani dramın en yoğun şekilde yaşandığı bölgelerden biri de Hudeyde. Ülkenin batısındaki sahil kentine yardımlar gidiyor ama yetersiz. Olanı alabilmek de çok çileli. Uzun kuyruklarda saatlerce süren bekleyişin sonunda şansı yaver gidenler eve bir miktar yiyecekle dönebiliyor. İdlib'deki silahsız hatta ikinci aşamaya geçildi. Burada ağır silahlardan bölge arındırılmıştı, hatırlayacaksınız. Şimdi sıra Türk ve Rus askerlerinin koordineli devriyelerinde. Muhalif gruplarsa silahları çekip ateşkese uymalarına rağmen temkinli davranıyor. Onlardan biri de Türkmen Dağı'ndaki gruplar. Soçi'de Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatında kritik eşiğe ulaşıldı. Silahsız hattın oluşturulması, ağır silahların buradan çekilmesi için 15 Ekim'e kadar süre tanınmıştı. Gelen haberler ve açıklamalar sürecin planlandığı şekilde yürüdüğünü gösteriyor. Bundan sonraki aşama Mehmetçik ve Rus askerlerin devriye gezmeye başlaması. Anlaşma İdlib'deki muhalif grupları umutlandırdı ancak hala teyakkuzdalar çünkü rejimin yeniden saldırmayacağına güvenemiyorlar. Özellikle de Türkmen Dağı'nda. Bölgedeki Türkmen muhalif gruplar ellerindeki köyleri korumak için mücadele veriyor. Rejimin saldırılarının aralıklarla da olsa zaman zaman sürdüğünü söylüyorlar. Tek umutlarının Türkiye olduğunu belirtiyorlar. Bölgedeki 80 kadar köy ve mezrada 260 bin Türkmen yaşıyordu. Çoğu rejimin saldırıları sebebiyle göç etmek zorunda kaldı. Türkmen muhaliflerse 2 yılı aşkın süredir ormanlık arazinin yüksek kesimlerinde nöbette. Hava saldırılarına karşı tüneller ve sığınaklar inşa ettiler. Bölgenin ellerinde kalan kısmını korumaya çalışıyorlar. Rejimin zaman zaman yaptığı karadan saldırılara anında karşılık veriyorlar. Bizim taraftan ateşkes oldu. Esad tarafından ateşkes olmadı. Soçi anlaşmasına uyarak onlar da ellerindeki ağır silahları silahsız hattan çıkardı. Rejim birlikleri 1 kilometre mesafede. Türkmen muhalifler 24 saat nöbet tutuyor. Karşı taraftaki hareketliliği adım adım izliyorlar. Ateşkes döneminde ise eğitime ve kendilerini güçlendirmeye ağırlık veriyorlar. Çünkü rejimin bir gün yeniden şiddetli şekilde saldırmasından endişe ediyorlar. Mutabakatla ateşkes emri oldu ama... Biz önlemlerimizi her şarta karşı hazırlıklı yaptık. Yani tünellerimiz olsun, askeri eğitimlerimiz olsun. Her şeye hazırlıklıyız inşallah, yani herhangi bir askeri saldırıya. İdlib'deki mutabakat asıl sorunun kan dökülmeden çözülmesine zemin hazırlayacak. Buysa terör örgütü PKK-PYD'yi rahatsız ediyor. Çünkü taraflar Fırat'ın doğusuna eğilme imkanı bulacak. Esed rejiminin Dışişleri Bakanı da bunu doğruladı. Bundan sonraki hedeflerinin Fırat'ın doğusunda Amerikan destekli terör örgütü PKK-PYD'nin kontrolündeki bölgeler olacağını söyledi.
Bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Fırat'ın doğusunda kabul edilemez şeyler oluyor dedi. ABD'nin teröristleri bölgede devletleştirmeye çalıştığını söyledi. Türkiye de uzun zamandır aynı meseleye dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki zirvede buna değinmişti. İran da aynı zirvede Fırat'ın doğusu için ortak hareket edebileceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Dansi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada FETÖ'nün darbe girişimi sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin nedenle önemli olduğunu anlattı Cumhurbaşkanı. Ayrıca Romanya'nın önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği dönem başkanı olacak olmasının da önemine dikkat çekti. Türkiye ile Romanya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yıl dönümü. İlişkilerimiz 2011 yılından bu yana stratejik ortaklık düzeyindedir. Romanya ile yakın ilişkilerimizin en önemli sütununu güvenlik işbirliğimiz teşkil ediyor. Roman makamlarının ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı bugüne kadar sürdürdükleri işbirliğinin devam etmesini özellikle bekliyoruz. Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Romanya'da FETÖ iltisaklığı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Roman makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. İlişkilerimizin önemli bir boyutunu ise şüphesiz ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturmaktadır. 2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz ve ikili yapmış olduğumuz görüşmede de bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim anlaştığımız şu anda bir karardır ve inanıyorum ki taraflar, tüm bakanlıklar atacağımız adımlarla bunu başaracağız. 15 binden fazla Türk firması Romanya'da bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. İş adamlarımızın Romanya'daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Ve bir kez daha Roman iş adamlarını da ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Romanya'nın önümüzdeki yılın başında başlayacak Avrupa Birliği dönem başkanlığı ilişkilerimiz açısından önemli bir fırsattır. Sayın Başbakan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenmeden hemen önce ülkemizi ziyaretinden özellikle memnuniyet duyuyorum. 2019 yılının ilk yarısında Roman dönem başkanlığıyla Avrupa Birliği ile yakın bir çalışma ilişkisini tesis edeceğiz. Sayın Başbakan'la bu konuda atılabilecek adımları gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmede ele aldık. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos ayında tarihin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldığımızı anlattım. Başka bir ülkede olsa çok daha büyük bir kriz yaşanırdı dedim. Hazine Bakanı Türkiye ekonomisini enflasyon ve faiz prangasından da kurtaracağız diye konuştu. Ağustos ayında yaşanan süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maruz kaldığı ekonomik saldırıdır. Hacmi, derinliği, koordinasyonu Eylül ayı. 12 Eylül darbesinde dahi muhatap olmadığı ekonomik operasyonlara Türkiye maruz kaldı. Ama o günler geride kaldı. Oluşturulan bu spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye 2023 zirvesinde konuştu. İstanbul'un yeni havalimanında düzenlenen programda konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların boyutunu anlattı. Olumsuz havanın dağıldığını söyledi. Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya olduğu tüm bu spekülatif ataklarla herhangi sıradan bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasına düşerdi. Ama elhamdülillah atılan adımlar ve
tüm bu spekülatif ataklara karşı hayata geçirilen aksiyon planları ve süreçleri doğru teşhis eden, ayakları yere basan, rasyonel bir orta vadeli program, yeni ekonomik programla birlikte Türkiye her bir paydaşın çok daha güçlü bir şekilde güvenini kazanacak bir süreci başarıyla ortaya koydu. Bu dönemdeki oluşan olumsuz hava dağılmaya güçlü bir şekilde başlamış. Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Ve cari açık meselesi. Türkiye uzun yıllar sonra Ağustos ayında 2.6 milyar dolarlık bir cari fazla vererek önemli başarıya da imza attı. Şimdi daha yoğun bir şekilde cari açığı kalıcı olarak bitirecek, dışa bağımlılığı kalıcı olarak azaltacak, özellikle sanayide katma değerli teknolojik ürün üretimini ve ithal ara girdilerin yerleşmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesinde sıra. Bakan Albayrak geçtiğimiz hafta başlatılan enflasyonla topyekün mücadele programına olan ilgiyi anlattı. Süreci seferberliğe benzetti. Bu destekler adeta bir seferberliğe dönüştü. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz. Bakan Albayrak enflasyondaki iyileşmeyle birlikte yıl sonu hedeflerinin yakalanacağını söyledi. Yeni hal yasasının yakında meclise geleceğini hatırlattı. Komisyonculuk tarihe karışacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni krizin ismi Murat Hazinedar. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş'ın eski belediye başkanı Murat Hazinedar partisine ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Bu süreçte parti tarafından, yani o İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı süreçte partisi tarafından dışlandığını anlatan Murat Hazinedar, görevden alınmasını da Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir gruba bağladı. Yerel yönetimlerde hiçbir siyasal parti Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin eline su dökemez. Ama Türk adaleti aynı fikirde değil. CHP'li belediyeler kötü bir sınav verdi. Kılıçdaroğlu'nun gözde belediye başkanları birer birer görevden alındı. Bizim belediye başkanlarımız için niye gereğini yapacağız? Evet, gereğini yapacağız. Onları tek tek kutlayacağız. Ama anlaşılan görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı pek kutlamamış. Zira o Kılıçdaroğlu'nun onur duyduğu belediye başkanları arasında olmadığını düşünüyor. Ne hazindir ki Sayın Kılıçdaroğlu hazır ona. Bütün belediye başkanlarımla onur duyuyorum derken herhalde sadece karşısında oturan ve o toplantıya katılması uygun görülen belediye başkanlarını kastetmiş olmalı. Murat Hazinedar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı eleştirmek için bir cevap videosu çekmişti. Ya bize teşekkür etmesi lazım. Ben yetiştiremiyorum, bakamıyorum. Bu adamlar yolsuzluk yaptı. Ve bu adamlar gitsin Beşiktaş'a bir sorsun bakalım. Gitsin Ataşehir'deki millete sorsun. Ben orada milletvekili adayım. Beşiktaş'ta adım adım gelsin. Bir tek kişi bana sen bu belediye başkanlığı niçin görevden aldın, niçin görevden aldınız diye herhangi bir söz söylemedi. Tam tersi teşekkür ettiler. Ama köşeye sıkışmış olacak ki videoda Soylu'dan çok Kılıçdaroğlu ve CHP eleştirisi vardı. Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa gösteriyordu. O zaman ben de soruyorum. Onur duyduğunuz belediye başkanları karşınızda oturuyorsa bedel ödeyenler neden biz oluyoruz? Bu yüzden de kendim pazartesi sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar gideceğim. Acaba Murat Hazinedar Cumhuriyet Başsavcısına neler söyleyecek? Acaba bazı CHP'lileri hatta Kılıçdaroğlu'nu mu şikayet edecek? Parti içi münafıkların ve menfaati kesilmiş belediye içerisindeki ve çevresindeki yerleşik düzenin elemanlarının tezviratları ayrı. Her gün yeni birinin iftirasına muhatap oluyorum. Sayın vatandaşlarım, İçişleri Bakanlığı beni görevden almak için bu FETÖ kumpasçılarının ve yukarıda arz ettiğim bu müfterilerin müfettişe verdiği beyanlarını kullanıyor. Aleni kendilerince usulsüzlük ve hırsızlık yapmaya niyet etmiş olanları kendisine tanık olarak kullanıyor. Ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki Cumhuriyet Halk Partisi ve millet düşmanlarını kullanıyor.
Kılıçdaroğlu'na benzer tehditler başka partililerden de gelmiş ve işe yaramıştı. Örneğin eski CHP milletvekili Eren Erdem, FETÖ ile yakın ilişkisinden ötürü tutuklanınca bütün emri partiden aldım demişti. MİT tırları tutanakları dahil olmak üzere tüm yargılandığım dosyalarda kaynaklarım Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaşlardı. Tabii yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Yani bize soran olduğunda duruşmalarda söyleyeceğiz. Kılıçdaroğlu da bundan sonra Eren Erdem'i destekleyen konuşmalar yapmaya başlamıştı. Aynı süreç CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunda da yaşandı. Berberoğlu'nun konuşacağına ilişkin iddialar Kılıçdaroğlu'nu sokağa dökmüş, Ankara'dan İstanbul'a sözde adalet yürüyüşünü yapmıştı. Bakalım Kılıçdaroğlu eski CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın tehditlerinin ardından onu da savunmaya başlayacak mı? Hadi Ankara'ya çevirelim kameralarımızı. Çağla Atlı var karşımızda. Çağla Atlı günaydın. Nedir başkentin gündemi? Neyi takip ediyorsunuz bu sabah? Günaydın Ersoy'de. Her gün Ankara'nın gündemi aslında oldukça yoğun diyoruz ama bugün daha da yoğun görünüyor. Önemli başlıklar var. Özellikle grup toplantıları önemli başlıklar arasında bulunuyor. Tabii bununla birlikte beklenen görüşme bugün yapılacak. Bahçeli Erdoğan bir araya gelecek. O görüşmeden neler çıkacak? Dilerseniz ayrıntılara bakalım. Bugün Salı günü gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İP grup toplantıları yapılacak. Liderler kürsüye çıkacak ve mesajlarını verecek. Genel kurulda mesai de olacak bugün. Türkiye'nin Lübnan'la konuştuğu Birleşmiş Milletler geçici görev gücüne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Meclis Genel Kurulu saat 15'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuştuktan sonra da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde hakim ve Cumhuriyet Savcısı kura törenine katılacak. Ardından da işte o beklenen görüşme saat 16'yı gösterdiğinde gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Daha önce hatırlayacaksınız, görevlendirilen bazı isimler bir araya gelmişti. Neler yapılabilir konusunda görüşmüşlerdi. Yerel seçimlere dönük ittifak görüşmeleri yapılıyor. Bugün de liderler bir araya gelecekler. Bir ittifak olacak mı? Cumhur İttifakı devam edecek mi? Edecekse hangi yönde devam edecek? Nasıl bir ittifak modeli olacak? Bugünkü görüşmede biraz daha netlik kazanmış olacak. Olumlu yanıt çıktığı takdirde liderlerden bu defa yine görevlendirilen isimler ittifak modelini son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Saatler 16'yı gösterdiğinde görüşme başlayacak. Saatler 18'i gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu defa AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. MYK toplantısı yapılacak bugün. MYK toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette o toplantıdan önce yapılan görüşmede neler konuşulduğunu, hangi kararların alındığında MYK üyeleriyle paylaşacak ve MYK toplantısında da bir karar alınacak yerel seçimlere yönelik. Bakanların programına bakalım. Şimdi de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, girişimci kadın çiftçiler ödül törenine katılacak. Bu ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bugün bir programı var. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara Üniversitesi'ndeki Doğu Akdeniz'de hukuk ve siyaset konulu sempozyumda konuşma yapacak bu iki bakan. Bakanlar daha sonra da Dışişleri Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de bugün bir programı olacak. Enerji Tüketici Zirvesi'ne katılacak Fatih Dönmez de. Son olarak yargı başlığına da bakalım. FETÖ davaları devam ediyor. Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davanın görülmesine yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor olacak. Bizim de gözümüz kulağımız gün boyu tüm bu başlıklarda ve daha fazlasında olacak Ersoy dedi. Teşekkürler, sağ ol var ol. Çağla Atlı bize aktardı başkentin gündemini değerli izleyiciler. Sıfır atık projesinde ortaya çıkan rakamlar yüz güldürüyor. Emine Erdoğan himayesinde başlatılmıştı. Sıfır atık projesi
Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında 179 ton atık yeniden değerlendirildi. Hem istihdama faydası var, hem erozyon için faydası var, hem geri dönüşüm kazanım tekrar kullanma için çok faydası var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi milli servetin çöpe gitmesinin önüne geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık projesinin uygulanmaya geçmesinden itibaren 1,5 yıllık değerlendirilebilir atık verilerini paylaştı. Bu kapsamda 179 ton değerlendirilebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Sıfır atık projesiyle şu ana kadar 111 ton kağıt geri kazandırıldı. Böylece 1887 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Sadece ağaçlar korunmadı. 39 ton plastik atık geri dönüşümüyle petrol kullanımından da tasarruf edildi. Ve gübre üretimi. 6,5 ton organik atıktan 2,5 ton gübre elde edildi. Projede hayvanlar da unutulmadı. Bakanlık binasından çıkan 2,8 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara gönderildi. Şu İş Bankası hisseleri meselesinde bugün Sabah gazetesinde Mahmut Övür çok önemli bir detaya dikkat çekiyor. Diyor ki, görünürde iş sadece denetimle ilgiliydi. Ama işin başka boyutları da vardı. Örneğin İş Bankası'nın bir kuruluşu olan şişe cam fabrikası ile ilgili iddialar, dünya çapında bir markaya dönüşen şişe camın inşaat sektöründe oynadığı rolle CHP'nin İş Bankası yönetiminde bulunması arasında enteresan bir ilişkiden söz ediliyor. Yani iddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisi İş Bankası yönetim kurulu üyeliğiyle sadece 4 CHP'liye iş bulmuyor. Aynı zamanda bir siyasi parti olarak ticari kaynak dağıtımında da ciddi bir rol oynuyor. O boyutlardan biri ve vahim olanı da bu ilişkinin siyasete olan etkisi. CHP Atatürk adı üzerinden siyaset yapan bir parti. Siyaset üretmek yerine sürekli Atatürk ismine sığınıyor ve onu CHP'nin siyasi aktörü olan bir tabuya dönüştürüyor. Öyle ki CHP neredeyse kendileri dışında kimsenin Atatürk'e sahip çıkmasını istemiyor. Bu kutuplaştırıcı bir siyaset. Bu durum ortak değer olması gereken kurucu lider Atatürk'ü tartışma zemininde tutarken CHP'nin de normal bir siyasi partiye ya da Sosyal Demokrat Parti'ye dönüşmesini engelliyordu. Tam da bu yüzden Erdoğan'ın ilk kez bu tartışmayı açması büyük ihtimalle CHP siyasetinin de önünü açacak. CHP'yi siyaset yapmaya zorlayacak ve Atatürk'ü tabulaştıranlardan kurtaracak. Tıpkı vesayet kurumlarına güvenerek siyaset yapmanın devreden çıkması gibi. Henüz CHP o noktaya tam gelmiş değil ama artık eskisi gibi orduya selam çakan, orduyu sivil toplum örgütü ilan eden CHP'liye de pek rastlanmıyor. Tesadüf değil. Aslında bu tartışmayı bizzat CHP'nin kendisi açmalıydı. Çünkü CHP yıllar yılıdır değişimden söz ettiği halde bir türlü değişmedi. Merkez sağdan, milliyetçilerden hatta muhafazakar kesimden devşirme siyasetçilerle bir yere gidilmediği görüldü. Bu tablo uzun zamandır CHP içinde de tartışılıyor demiş Mahmut Övür. İş Bankası meselesi tartışmaya açılmasının en fazla CHP'ye yarayacağını söylüyor bugünkü yazısında. CHP ile ilgili bir analiz de bugün Murat Kerkitlioğlu'ndan Akşam Gazetesi'nden gelmiş. Diyor ki 10 Aralıkçılar düğmeye bastı. Kimmiş bu 10 Aralıkçılar? Öğrenelim. Önce İstanbul gibi Türkiye'nin lokomotifi olan bir teşkilata marjinallikte kimsenin eline su dökemeyeceği Canan Kaftancıoğlu isimli hanımefendi getirildi. Ardından Erdoğan Toprak, Oğuz Kansalıcı gibi liberal solcu 10 Aralık hareketinin önemli isimlerini akıl hocası yapmasından sonra bu tercih pek de tuhaf karşılanmadı. Sonra son seçimde yaşanan hezimet ve ardından Muharrem İnce ekibinin başlattığı muhalefet rüzgarına karşı denize düşen yılana sarılır misali tüm örgütü Oğuz Kansalcı'nın inisiyatifine bıraktı. Matematiği bile isyan ettiren imza sayma sürecinin Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanmasının ardından Salıcı elde ettiği güçlü bahaneyle adeta muhalefet kıyımına başladı. İnce ile hareket edenler, o günlerde tweet atanlar, hatta Anıtkabir'e gidip özel deftere yönetimi şikayet edenler Salıcı ve etrafındaki ekibin gazabına uğradı. Dışarıdan parti içi bir disiplin süreci olarak görülen bu gelişmeler aslında delege yapısının değiştirilmesi, olası muhalif kanatların törpülenmesi işleminden başka bir şey değil. Zira CHP kulislerinde 10 Aralık hareketinin yerel seçimlerde alınacak muhtemel bir yenilgi sonrası partide mutlak hakim olmak için düğmeye bastığı konuşuluyor. Canan Kaftancıoğlu'nun bugün İstanbullulara bir sürprizimiz olacak bir videoyla nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız bugün anlaşılır şeklinde attı Twitter ve sonrasında yayınlanan adayımız sensin İstanbul sloganlı video
genel merkeze çekilmiş bir ayar. Hem rol çalan hem de verdiği mesajlarla İstanbul için hayal kuran Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere istenmiyorsunuz diyen bir ayar. Anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu seçim öncesi bu 10 Aralıkçılarla aday belirleme üzerinden ilk kapışmasını yapacak. Asıl çarpışma ise 31 Mart'tan sonra yaşanacak diyor Murat Kerkitlioğlu bugünkü yazısında. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Brunson davası bu haliyle bile ABD'ye karşı en net yargı duruşudur derken ne yazmış bakalım. Her şeye rağmen bir CIA ajanının cesurca deşifre edilerek yıkıcı faaliyetlerine son verilmesi bile Türkiye için kazançtır. Özellikle çıkarılan gürültünün Türkiye'nin bu davayla elde ettiği çok önemli kazanımları gürültüye getirmeye amaçlı olduğu kanaatindeyim. Bir kere hem Trump hem de akıl hocası Mike Pence hemen şimdi derhal serbest bırakacaksınız gibi üst perdeden talimat ve tehditlerin Türkiye'de işe yaramadığını anladı. Susmasını öğrendiler. 12 Ekim duruşmasında öncekiler gibi okyanus ötesinden gelen tehdit vesaire pek duymadık. Daha önemlisi Brunson netice itibariyle yargılanmış ve bize göre de az da olsa cezaya çarptırılmış ve 2 yılı aşkın süre gözaltında kalmıştır. Onlar da Hakan Atilla'ya 95 yıl istemişlerdi ama 32 ay ceza verildi ve muhtemelen çok daha kısa sürede tahliye edilecek. Bunlar Türkiye'nin yeni gelişmekte olduğu emperyalizme karşı ulusal bağımsızlık duruşu çerçevesinde küresel kabadayının karizmasını çizen çok önemli gelişmelerdir diyor Nuh Albayrak. Bu davayı eleştirenler Türkiye-ABD ilişkilerinin bugüne kadarki işleyiş biçimi hakkında hiçbir şey bilmiyor sanırım. Hatta geçmiş yıllarda Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de nasıl yargılandığı hakkında da. İsterseniz bir iki örnek verelim diyor Nuh Albayrak. Adana'da sarhoş halde kullandığı araçla kaldırıma dalarak bir vatandaşımızın ölümüne 11 kişinin de yaralanmasına sebep olan Yarbay Morrison'u Türk mahkemeleri yargılayamadı. Bir yiğit savcımız Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Evren ve arkadaşlarına Amerika'nın neden bizim çocuklar dediğini araştırmak istedi. Bırakın ABD vatandaşlarını yargılamayı, çocuklarını bile yargılamaya kalkmanın cezasını görevinden kovulmakla ödedi. Hatta avukatlık bile yapamadı. 1977'de MIT içindeki yerli bir CIA ajanını yargılamaya kalkanlar, biz her şeyi onlara sorarız, hatta maaşlarımızı bile CIA'den alırız ifadesi üzerine apar topar mahkemeyi bitirmek zorunda kaldı. Bütün bu gerçekleri görmezden gelip Brunson'un yargılanmasını sıradan bir dava gibi operasyon malzemesi yapmak samimiyetsizliktir. Bu fitnenin körükçüleri bilsin ki arkasında gizlendikleri kalpak ve ay yıldız motifleri, bu ucuz eleştirileri Amerika'nın kucağında otururken yaptıkları gerçeğini gizleyemiyor diyor Nuh Albayrak bugün Star gazetesindeki yazısında. Yine Star'dayız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Kaşıkçı olayı Riyad'ın miladı olacak mı sorusunu soruyor. Yazı şöyle. Suç ortaklığı, kardeşliği formatında devam eden Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn cephesinde İsrail, ABD tarafından verilen destek atılan formatta hiç bu kadar elleri kirli bir şekilde yakalanmamıştı. Bu yazıyı yazarken Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılacak olan olay yeri incelemesi için yola çıkılmıştı ancak arama ilişkin bilgiler ajanslara yansımamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suud Kralı Selman tarafından pazar akşamı aranmasıyla Suudi Arabistan Başkonsoloslukta detaylı olay yeri incelemesine kapı araladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştiği anlaşılan ve tüm detaylarına ilişkin delillerin Türk makamlarının elinde olduğu bilinen olay, eğer Suud makamları aklı başında adımlar atmazsa Riyad'ın geleceği açısından belirleyici olacak. Sorumluların bulunması ve cezalandırılmasının sağlanması Riyad'ın hayrına olacak. Arap ülkelerinin Riyad'a destek açıklaması yaptığı, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak tutum aldığı olay, Suudi Arabistan'da son bir yılda Veliaht Prens'in uyguladığı politikalara yönelik tepkiye de görünürlük sağlayacak ve alan açacak. Riyad için ok yaydan çıkmış gibi görünüyor, mızrak çuvala sığmıyor diyor Saadet Oruç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Mehmet Soysal, Milliyet Gazetesi'nde Kör Kuyularda başlıklı yazısında şöyle diyor. Amy Winehouse'un Siyah Günlere Dönüş şarkısındaki süreci yaşıyormuşuz gibi bir senaryoyu filme çekmek isteyenler vardı. Ve aylardan beri koro halinde birileri kahkahalarla bu şarkıyı söylüyordu. Ve felaket saldırılarına alkış tutuyorlardı gizlice. Kör kuyulara düşmemizi bekleyenlere inatlıyoruz ki bu ülke hala ayakta. Kaç asırlık bir kin ve nefretin karşılığıdır bu, anlamakta zorlanıyoruz. Mevcudiyete taraf olunmayışını anlarım. Lakin mevcudiyete inat olsun diye ülkenin gerçeklerine gözlerini kapatarak
aramızda yaşayanları tarih asla affetmeyecek. Muhakemeden yoksunlaşan kafalardan, muhasebeden yoksunlaşan kalemlerden bu ülke bin yıldan beri eziyet çekiyor ve çekmeye de devam ediyor. Dünya kamuoyu seyrediyor. Artık seyircisi milyarlarca olan büyük bir sahnedeyiz sanki. Suriye ve Irak'ta binlerce çocuğun ölümü seyrediliyor. Kurşunların ve bombaların kentleri harabeye çevirdiğine seyirciyiz hala. Ölüm denizlerinde boğularak hayatını yitirenlere ve sularda kaybolup gidenlere. Bu ülke üzerine dışarıdan ve içeriden oynanan tüm oyunlara, kumpaslara, tezgahlara, PKK-PYD gibi birbirinden farkı olmayan terör örgütlerinin katliamlarına ve Amerika, Rusya gibi ülkelerin terör örgütlerini silahlandırmasına sessiz kalan bir dünya. Zulümden yana taraf olabilmenin muhasebesini yaptıklarında nasıl bir sonuca vardıklarını merak etmekteyiz. Kör kuyulara düştüklerinin kimse farkında değil diyor Mehmet Soysal. Bugün Milliyet Gazetesi'nde değerli izleyiciler. Diyarbakır'da 4 gün devam edecek bir gençlik festivali tertipleniyor. Perşembe günü başlayacak olan festivalin 3. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöhretler karmasıyla sahada olacak. Sol ayak topun dibine iniyor. Hacivari bir vuruş. Çok klas bir vuruş ve topuna... Gençlik Diyarbakır'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler için bir kez daha sahaya iniyor. Önemli golcüsü Recep Tayyip Erdoğan yıllar sonra topu ayağına alıyor ve yeşil sahada... Diyarbakır 18-21 Ekim arasında Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ...almamak için şutlarını sol ayakla çekiyor. Festivalin 3. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöhretler karması maçında forma giyecek. Hacivari bir vuruş, çok klas bir vuruş ve topun ağlara gittiği an 3-2 oldu. Gençleri sanat ve sporla buluşturmak için düzenlenen festivalde ünlü sanatçılar da konser verecek. Festivalde stand açan şirketler de staj ve istihdam için bölgedeki gençlere yardımcı olacak. Elde bir anayan burada. Memleketin havasını öğreneceğiz. Günaydın. Günaydın Ersan. Nasıl olacak havalar? Şimdi Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Şırnak çevresinde kısa süreli sağanak geçişleri devam ediyor. Doğu Karadeniz'de Samsun, Ordu çevresinde de kısa süreli yerel sağanaklar var. Dün bahsetmiştik hatırlarsın. Toz taşınımı Güneydoğu Anadolu bölgesinde biraz yüksek. Suriye üzerinde bir toz bulutu var. Rüzgar kuvvetli olmamasına rağmen, hafif kuvvetli esiyor olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu bölgesine taşınım devam ediyor. Dolayısıyla o bölge için hem görüş mesafesinin hem de hava kalitesi değerlerinin düşmesi anlamına gelecektir bu. Astım hastalarında alerjik bünyeleri... Bu arada otoyıkamacılar bayram etmiş. Çünkü bütün gece bütün arabaların üzerine tozlar yağınca ertesi gün otoyıkamacılarda kuyruk olmuş. Aynen öyle. Evet. Böyle bir faydası da olmuş da yani Urfa Mardin hattına. Evet, bu da olumlu sonuçlarından biri. O zaman öyle söyleyelim. Şimdi toz taşınımı hem görüş mesafesini hem hava kalitesi değerlerini düşürecek. Astım hastaları ve alerjik bünyeleri en fazla etkiliyor. O yüzden olabildiğince kapalı alanlarda kalmaya özen gösterelim. Evleri ve kapalı alanları havalandırmamaya özen gösterelim. Camı pencereyi açmamaya özen gösterelim bu dönemde. En azından yağış olana kadar ve atmosfer temizlenene kadar o toz partikülleri havada asılı kalmaya devam edecektir. Bu da astım ve alerjik bünyeleri tetikletebilir. O anlamda önemli camı pencereyi açmamak. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysanız da maske kullanımı yine koruyucu bir etki olacaktır. Sadece Güneydoğu Anadolu değil, Doğu Anadolu'nun özellikle güneyindeki illerde de ufak ufak etkilenmeler başlayabilir. Bu çöl etkisinden kaynaklanıyor değil mi? Yani tabii çölden kalkan tozların kumların, evet, evet kum ve toz halinde bulut içerisinde asılı kalması ve daha sonra Türkiye üzerine taşınması durumu. Şimdi bugünün manzarası bu Ersoy. Hava sıcaklığı ortalamaların hala çok değil 1-2 derece kadar üzerinde. Fakat üzerinde sadece gece gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu bölgeler var iç ve doğu bölgelerimiz gibi. Hafta ortasında çarşamba günü yani yarın Türkiye'nin neredeyse büyük bölümünde sağanak yağış var. Marmara'da, Ege'de, özellikle İç Ege'de, Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun güneyinde ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar başlıyor. Kısa süreli olmakla birlikte yoğun sağanakları beraberinde getirebilir. Sel, taşkın, dolu, yıldırım gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yağmurla birlikte hava sıcaklığında yine ciddi bir değişim yaşanmayacak. Sadece bazı yerlerde ufak 1-2 derece kadar bir serinlikle karşı karşıya kalacağız. Perşembe günü Marmara bölgesi, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Eskişehir çevresi ve Kuzey Ege'de yine kısa süreli hafif sağanak yağmur var. Cuma günü Marmara, Batı Karadeniz'de ve Kuzey Ege'de yine
kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek ve İç Anadolu bölgesinde Niğde, Kayseri, Sivas çevresinde de cuma günü sağanak yağmur var. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü yurdun yine pek çok noktası sağanak yağışın etkisinde kalacak. Cumartesi günü Marmara'da, özellikle Marmara'nın doğusunda, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, pazar günü de Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgeleri yağmurlu olacak. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tüm Türkiye'nin yağışlı olmasını bekliyoruz ama tabii ki daha hala 5-6 gün kadar bir zaman zarfı var. Sistemin değişmesine karşı biz yeni durumları hem sizlerle hem izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz ama şimdilik görünüm bu. Bugün kısa süreli sağanaklar hayatı çok fazla olumsuz etkilemeyecektir ama toz taşınımı ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Güneydoğu Anadolu için risk var. Altını iki kere çizmiş olalım. Olabildiğince kapalı alanlarda kalmaya, dışarı çıkmak zorundaysak maske kullanmaya özen gösterelim diyerek bugünü noktalayalım. Peki, çok teşekkürler, sağ olasın, var olasın. Elle bir anayan anlattığı memleketin havasını. Niğde'ye götüreceğiz sizi. Niğde'de bir düğüne gideceğiz. Düğünde muzip arkadaşları damada düğün hediyesi olarak bakın ne taktı. Az bulmuşlar yalnız arkadaşlar. Böyle takı görülmedi. Arkadaşları damada egzoz ve yangın tüpü taktı. Orijinal çıkmaymış. Allah sana ediyorum. Bol bol gazlamak lazım öylesin. Egzoz. Görüntüler Niğde'den. Sevda Veziroğlu ve Onur Turgut dünya evine girdi. Halaylar çekildi. Doyasıya eğlenildi. 25 kiloyu arttırıyoruz. Yok mu arttıran? Sıra takı merasimine geldiğinde hem gelin ve damat hem de davetliler gözlerine inanamadı. Yeni sanayide çıkma. Orijinal bir... Durum karşısında şaşkına dönen damat Onur Turgut yangın tüpüne değil de egzoza şaşırmış. Güzel anı ölümsüzleştirelim fotoğraf karesiyle. Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpüyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Damat Bey bir ömür mutluluklar diliyoruz. Dinamitleşmiş. Baş. İstanbul Sarıyer'de bir genç kız babasından direksiyon dersi alıyordu. Bir anda araç kontrolden çıktı ve bir markete daldı. Marketin girişinde bir dondurma dolabı marketteki kadının hayatını bakın nasıl kurtardı. Allah'ta gene bir falan bir şey olmadı. Yani çocuk falan yoktu bakkalda. Otomobil kullanmayı öğreniyordu. Fren yerine gaza bastı. Aracıyla markete girdi. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kaydedildi. Babasının yanında otomobil kullanmayı öğrenen genç kız direksiyon hakimiyetini kaybetti, paniğe kapıldı. Fren yerine gaza bastı, kendini aracıyla birlikte marketin içinde buldu. Market çalışanı dondurma dolabı sayesinde ölümden kurtuldu. Yaşadığı korku yüzünden okunuyordu. Genç kız kaza sonrası panikle araçtan indi, direksiyona babası geçti, aracı marketten çıkardı. Genç kız gözyaşlarına boğuldu. O anlarda marketin önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İstanbul'da trafik denetimleri iyiden iyiye sıkılaşmış durumda. Emniyet kural tanımaz sürücülerle mücadelede kararlı. Onlar arasında bazı minibüs şoförleri de var. Bu defa onlar denetimden geçti. Bakın ne çıktı ortaya. İstanbul'da bu kez minibüs şoförleri denetimden geçirildi. Son dönemde onlara dönük şikayetler arttı. Kimi yolcuları balık istifi taşıyor, kimi hız yapıyor, kimi de makas atıyordu. Bayağı bir hızlı. Karşı defa kazaya neden oluyordu. Kavga ediyorlar işte. Birbirlerine makas atıyorlar. Tacizler oluyor. Bayanlar sıkışıyor. İnsanlar anlayışsız. İstanbulluların bu isyanı sonrası sivil trafik ekipleri minibüs denetimine çıktı. Ticari minibüs. Fazla yolcu ve kapısı açık şekilde seyir halinde bunu alalım. Fazla yolcu alan, hız yapan ve makas atan minibüsçülere ceza yağdı. Polis ceza keserken bir minibüs şoförünün rahatlığı görenleri hayrete düşürdü.
14, 16 tane fazla yolcusu var. Tamam. Sınır da açıldı. Sınır koltuk sayındaysa o. Peki biz bunu belediye otobüslerinde uygulama şansımız var mı? Onların ayakta alma şeyleri var, bu sektör buraya da. Biz nasıl alacağız? Şu kadar yolcu alabilir. Ayakta yolcu taşıdığı için ceza yazılan bir minibüs şoförü ise ceza ödeyeceğini ancak cezanın başkasının ehliyetine kesilmesini istedi. Uyanık sürücünün bu teklifi kabul edilmedi. ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde patenle ve bisikletle yarış yaparak hem kendi canlarını hem de etraftaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan o çocuklar yakalandı. Bu görüntüler polisi alarma geçirdi. Yürekleri ağza getiren iki genç yakalandı. Geçen haftaydı. Amaçları şov yapmak, adrenalin yaşamaktı. Ama bunu yaparken az kalsın canlarından olacaklardı. Biri patenli, diğeri bisikletli iki gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Zabıta sana çaldı Aslı, beni görmedi. Sana kilitlendi. İki genç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak olmasına rağmen yarış yaptı. Yoğun trafikte araçların çamurluklarına tutunarak birbirlerini geçmeye çalıştı. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından polis harekete geçti. Devreye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri girdi. Sosyal medya üzerinden yapılan araştırmayla gençlerin kimlikleri tespit edildi. 23 yaşındaki İsmail Ö ile 21 yaşındaki İslam S gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de Avrasya Tüneli'ne bisikletle girdikleri tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 216 şer lira para cezası kesildi. Özellikle bu geçiş dönemlerinde, mevsimden mevsime geçiş dönemlerinde bağışıklık sistemi en aşağı kadar düşüyor. Ve esenlik rüzgarda hasta olup yatak döşek kalıyoruz. Şu anda da bizi yataklarında hasta halde izleyenler varsa hepsine acil şifalar dileriz. Mucizenin adını veriyorum. Mucizenin adı pekmez. Havalar soğumaya başladı. Çocuklar mevsim geçişlerinde artık daha sık hastalanıyor. Soğuk algınlığı, öksürük. Çocuklar hastalandığında hemen ilaca başvurmamak gerekiyor. Birçok hastalığın şifası doğada gizli. Hastalığına pekmez veriyorum. Aklıma gelen şeyleri veriyorum ya. Mesela sirke, boğaz yanmasına. Pekmez de kullanıyorum. Doğadan gelen mucize pekmez. Öksürüğe, demir eksikliğine iyi geliyor. Vücut direncini arttırır. Önümüz kış aylarında vücut ısı dengesini korumada da yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bebeklere ise 9. aydan sonra günde 2 tatlı kaşığı pekmez yedirilebilir. Dut, üzüm, keçi boynuzu. Tüm pekmezler doğal olduğu müddetçe çocuklara verilebilir. Ayrıca büyümeye de faydası var. Enerji, yüksek enerjisi olduğu için proteinli gıdaları daha iyi tolere etmesini sağlar. Bu şekilde biz pekmezi tek başına değil de gıdalar işte protein yanında beraber desteklerseniz daha faydalı olabileceğini, büyümeye daha çok katkısı olacağını uzun vadede düşünüyoruz. Uzmanlar çocukların hastalıkları 1-2 gün içinde geçmiyorsa ve ateşli ise mutlaka doktora götürülmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Burdur'da birkaç ay evvel tanışıp birbirlerine aşık olan 1 metre 30 santim boyundaki İmran Uğur'la 1 metre 21 santim boyundaki Cansu Özçanak dünya evine girdi. Boyları küçük ama aşkları çok büyük. Burdur Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan İmran Uğur'la Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde aynı işi yapan Cansu Özçanak'ın hikayesi birkaç ay önce başladı. Eşim hastanede bir hastasıyla geldi. Ben kayıttaydım. Kayıttan görüşmeyi tanımış. Hastanede filizlenen aşk kısa sürede büyüdü ve çift evlenmeye karar verdi.
Çift Burdur Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ndeki düğün töreninde dünya evine girdi. İmran Uğur ve Cansu Özçanak'ın mutluluklarına aileleri ve dostları da ortak oldu. Galata Köprüsü'nde balıkçıların ortasında bu defa balık değil martı takıldı. Zavallı martı çırpınırken bakın nasıl kurtarıldı. Balıkçılar rastgele dedi balığa çıktı. Oltalarına takılacak balıkları bekliyorlardı. Fakat oltaya takılan bir balık değil martı oldu. Tamam. Çakma. Galata Köprüsü'nde sabah saatlerinde balıkçılar denizden çıkacak nasiplerini bekliyordu ama balık yerine martı tuttular. Misina'ya takılan martı uçamadı, çırpınmaya başladı. Martının imdadına ise köprü altındaki restoran çalışanları yetişti. Yok başka, yok. Çalışanlar önce misina'yı çakmakla yaktı, sonra kopararak martıyı kurtardı. Martı uçarak özgürlüğüne kavuştu. Tesbih, kimilerinin koleksiyon, kimilerinin başka nedenlerden, kimilerinin dini nedenlerden dolayı topladığı ve giysinin, güzelinin peşinden koştuğu bir zanaat aynı zamanda. Peki nasıl yapılıyor bu tesbihler? Ne kadar sürüyor yapımı? Nasıl emek veriliyor? Onu izleyeceğiz birlikte. Birbirinden değerli çeşit çeşit tesbihler bu ellerde son şeklini alıyor. Bu vaziyete geldikten sonra parlatım işlemini gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'da tesbih atölyesi bulunan Murat Siraç Gökçüoğlu, ham halinde eline aldığı taşları tesbih haline getirene kadar emek veriyor. Mesleğinin inceliklerinin içerisine geldiğimiz zaman bunlar ham maddeler. Ham maddeler bize gelindiği zaman bölüm bölüm, aşama aşama ta ki bir tesbih haline gelene kadar işlemlerden geçer. Kesim başlar. Verilen ölçülere göre malzemelerimiz kesilir, hazırlanır. Sonra deneme geçeriz. Bir tesbihin yapım süresi, kalitesi ve işçiliğine göre bazen bir gün, bazen de daha fazla süre alabiliyor. Fiyatları da buna göre belirleniyor. Aşçı Fikret Özdemir, Kahramanmaraş'ta doğdu. Şimdiki adresi Lizbon. Hem kendi memleketinin hem de Portekiz'in lezzetlerini yapıyor. O aşçı lezzetleri bir kitapta şimdi topladı. Ülkenizi anlatmak istiyorsanız, ülkenizi tanıtmak istiyorsanız bunun bir numaralı yolu ve silahı gastronomi. Yemektir, gastronomidir. Gastronomidir. Aynen öyle. Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir de öyle yaptı. Doğduğu şehrin yemeklerini yaşadığı şehre taşıdı. Kahramanmaraş mutfağının lezzetleri Portekiz'in başkenti Lizbon'a uzandı. Mumbar dolması, pancar sarması, kuru dolma ve daha niceleri. Maraş mutfağının damakları şenlendiren lezzetleri. Hepsi Fikret Özdemir'in kaleme aldığı Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet Yolculuğu adlı kitapta toplandı. Kahramanmaraş'ta doğup Portekiz'de büyüyen bir şef olarak kendimi Kahramanmaraş'ta bulduğumdan çok mutluyum. Türkiye'nin en önemli aşçıları ve gurmeleri de geceye katıldı. Kahramanmaraş mutfağını dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz. Katılımcılara hem Maraş hem de Lizbon mutfağının lezzetleri ikram edildi. Tunceli'de bir yol üstü lokantasına her gün gelen tilkiler karınlarını doyurup kedilerle oyun oynayıp tekrar yuvalarına dönüyor. İşte o tilkilerin yemek macerası. Yani düşünün biz de bu kadar köfteyi yedikten sonra... Köfteyi sunmaya çalışıyoruz ama bunun yanı sıra tabii ki de... En lezzetli etsiz çiğ köfteyi yapabilmek için kıyasıya yarıştılar. Çiğ köfteden pasta yolladı 5 kan. Adıyaman'daki Mansur Yardımcı Stadyumunda düzenlenen yarışmaya 50 çiğ köfte ustası katıldı. Bunlar da zaten etsiz ve çok güzel olmuş. Tebrik ederiz. 7 kişilik jüri üyesi çiğ köfteleri kıvam, renk, lezzet ve sunum olarak değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda en güzel çiğ köfte yarışmasının birincisi Basri Aktulum oldu. Bu ödülü hanıma borçluyum daha doğrusu. Hanım geldi hatta şeyler söyledi. Bir de kendimden yani emindim yani ben birinci olacağımdan emindim. Yarışmanın birincisi Aktulum 3000 lira ödülün sahibi oldu. Şimdi nasıl karar verdiniz?
Diğer yolcularınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.